İyi akşamlar değerli izleyiciler. Yepyeni bir Er Meydanı'yla, canlı yayınla yine sizlerle birlikteyiz. Bu akşamki konuğumuz Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı Sayın İzzet İzcan olacak. Kendisi şu anda stüdyomuzda. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler iyisiniz. Kolay gelebildiniz mi sellerden, sulardan? Vallahi ben Gönceli'den geldim. Berikat dış tarafı açık. Kolay geldim ama millet kolay ne geldi ne gitti bugün. Zor, çok zor bir şey. Çok zor bir gün geçirdi özellikle Efkoş'a. Konuşacağız bu konuları da. Tabii sizinle konuşacağımız çok konular var. Müsaade ederseniz eğer birkaç notumuz var izleyicilerimizle paylaşalım. Ardından da sizinle olan sohbetimize geçelim. Sevgili izleyiciler, ülkemizin kanayan yarası, sel baskınları bugün yine yüzünü gösterdi. 40 senede birçok şeyi halledemediğimiz gibi altyapımızı da halledemediğimiz bugün bir kez daha gözümüzün içine sokuldu bu ülkede. Evleri su bastı, çocuklar okullarda mahsur kaldı. Şaka değil, çocuklar okullarda mahsur kaldı. Bazı okulların tatil edilebileceğinden bahsediliyor. Askerler, polisler gelip çocukları kurtardı okullardan. Çok şey var aslında bununla ilgili söylenebilecek ama ben şunu söyleyeceğim. Bugün bu sel baskınında, bugün bu çocukların mahsur kalmasında, bugün bu evlerin su basılmasında, insanların evlerinin içine su dolmasında kimin emeği varsa hepsini alnından öpüyorum buradan. 40 yılda kim geldi geçtiyse bu ülkede bu konularda yetkili, hepsinizi alnınızdan öpüyorum, tebrik ediyorum sizi. Heykelliksiniz, heykelinizin dikilmesi lazım. Hala daha bugün her yağmur yağdığında bu ülkede sel bastığını bile bile bu insanları, bu halkı buna mahkum ettiğiniz için alnınızdan öpüyorum hepinizi. Birinci söylemek istediğim bu. İkincisi, geçtiğimiz günlerde ülkemizde çok önemli bir konu olan ipotekli malların işte bankalara satışıyla ilgili, bankaların ipotekli mallara alışıyla ilgili çok önemli bir dava sonuçlandı. Banka açık artırmayla almış olduğu malların koçanlarını mahkeme iptal etti. Müteahhitler Birliği Başkanı Sayın Gürcafer'in ifadesine göre Orams davası kadar önemli bir davaydı. Bu dava çünkü emsal teşkil edebilecek bir davaydı. Alt mahkemede görüldü. Bu davada emeği geçenlerden biri de kardeşim, sevgili Hasan Alkan. Aslında onu konuk almam lazımdı. Onu da konuk almam lazımdı ama işte yanlış anlaşılmasın diye sadece buradan kendisine, sevgili Boysan Boyra'ya ve yanlarındaki tüm ekip arkadaşlarına tebriklerimi gönderiyorum. Çok önemli bir dava sonucudur bu. İlerleyen günlerde de ne kadar önemli olduğu daha da iyi anlaşılacaktır. Bir uyarı yapmakta fayda var. Sadece alt mahkemede alınmış bir karardır. Bu istinaf safhası açıktır. Onun dışında beklenen milletvekili transferleri gerçekleşti. Bonservis sorunu çözüldü ve Ulusal Birlik Partisi kadrosuna 3 yeni yıldız milletvekili daha kattı. Eski oyuncularını aldılar. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kadrolarını güçlendirdiler. Transfer sezonunun en önemli 3 ismi önce DP UGE'den istifa ettiler. Çok kısacık bir süre bağımsız kaldılar. Ardından da Ulusal Birlik Partisi'ne transferleri gerçekleşti. Onun da ülkemize hayırlı uğurlu olmasını ve ülke siyasetine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tansiyon gittikçe artıyor. Sayın Eroğlu'nun da adaylığını açıklamasının ardından demeçler, vaatler havada uçuşuyor. Çok da bir zaman kalmadı artık. Daha çok var, daha çok var, daha çok var derken zaman gittikçe azalıyor. Yılbaşından sonra tahmin ediyorum daha da artacak tansiyon. Sayın İzzet İzcan'la bu akşam bütün bu konuları ve daha fazlasını bu akşam konuşmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi 41-43'e SMS'lerinizi ve arkadaşlarımın yayına verdiği Facebook ve Twitter hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün buradan selde büyük yara alan, zarar gören herkese de buradan geçmiş olsun diyorum. Ve bir baskı oluşturulmasını diliyorum. Buraya gelmezden önce televizyonda izledim ben. Kadın evinin önünü süpürürken diyor ki her yağmurda aynı, her yağmurda aynı, evet. Her yağmurda aynı ve hala daha hiçbir şey yapılmıyor bu ülkede. Helal olsun kendilerine diyelim. Mesaj numaralarımızı da verdik. Sayın Başkan, dilerseniz bu sel konusuyla başlayalım. Buyurun. Tabii ortaya bir şey çıkar her yağmurda. Her gök gürültüsü çıktığında, elektrikler kesildiğinde veya sularımız kesildiğinde. Bu da ülkemizin hala üçüncü dünya ülkesi olduğudur. Ülkelerin gelişmişliği, kaliteli yaşamına bakarak, insan yaşamına, insana verilen değere bakarak ölçülür.
Biz de insana verilen değer bu. Yüzlerce çocuk okulda mahsur kalır. Bakanlarımız da televizyonlar eşliğinde çocukları kurtarmaya gider. Kucağında çocuklarla görüntüler. Halbuki utanılacak bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu çağda yollarda 1,5-2 metre yüksekliğinde sular ve dere yatakları içerisinde yapılan okullar, villalar, dere yatakları doldurularak açılan arsalar veya işte bu güzergah ki hastahane, Kıbrıs'ı, Levent Koleji falan o bölge dere yatakları değiştirilerek, yataklar değiştirilerek yapılan ispatlı ve yasa dışı bir hayli iş veya Sayın Belediye Başkanı'nın, Lefkoşa Belediye Başkanı'nın az önce izledim. Bizim projelerimiz hazırdır dedi, karayolları da hazırdır. 1,5 milyon TL'ye ihtiyacımız vardır. Aksi halde sanayi bölgesi bu yağmurdan, bu lağım sularından, biliyorsunuz altından da lağım suları çıkar. Evet. Taşar her yer. Ve bazı dükkanlar, bir kısım iş yerleri de mahvolur gider. Doktor olur gibi daha birçok yer. Kurtulamayız dedi. 1,5 milyon TL'ye ihtiyacımız var. Hemen aklıma ne geldi Mustafa, bilir miyim? Hemen aklıma ya bu sene bütçeye sadece 150 müşavir için 18 milyon TL koymuşuz. Bizim istediğimiz 1,5 milyon TL. Bütün sanayi bölgesini kurtarmak için. Ve söz konusu olan da insan sağlığıdır burada. İnsan sağlığıdır tabii. Maddi ve manevi zarardır. Ve kazalar oldu. Çamurlanan yollarda arabalar devrildi. Daha birçok en sevindirici yanı bu işin can kaybının olmamasıdır. Evet. Ancak ülkeyi yönetenler ve dediğiniz gibi heykeli dikilsin bugüne kadar yönetenlerin her yıl tanıtma yılı olacak diye nutuk atanlar her yıl ne kadar geliştiğimizi elde bayrak gösterilerle, şövenist nutuklarla toplumu şartlandırmaya çalışanların yarattığı düzen budur. Statüko bu işte. Sayın Başkan, bir de şunu merak ediyorum ben. Tabii siz güzel örnekler verdiniz işte. Sadece müşavirler için 18 milyon TL konuldu. Sadece ben bir kalemden bahsettim. Bir kalemden öbürleri ayrı. Cumhurbaşkanlığı bütçesi ayrı. Örtülü ödenekler ayrı. Tabii birçok bitmez ayrı. Yani bu. Tabii. 40 yılda birçok şeyi halledemediğimiz gibi bunu da halledemedik biz. Evet, edemedik. Bu mu sizce esas sebebi? Yani biz insan sağlığına yeteri kadar önem vermiyoruz, müşavirlere bütçe ayırıyoruz. Biz işte ne bileyim altyapılarımıza, sağlığımıza, eğitimimize yeteri kadar önem vermiyoruz. Gidiyoruz örtülü ödeneğe kaynak yaratıyoruz. Sizce bu mudur nedeni? Esas neden ülkenin kötü yönetilmesidir. Ve halktan yana, halktan yana bir idarenin, iktidarın olmayışıdır. Ve burada bu statikoyu, kurulu yapıyı devam ettirmek isteyen, gücünü kendi halkından değil, Ankara'daki iktidarlardan almaya çalışan, onlara biat eden, onlara şükranlar sunan, yağ çeken bir zihniyetin bu toplumu yönetmesidir. Ve buna bağlı olarak da söylemem lazım, toplumdaki önemli bir bölümündeki bozulmadır. Yani bencillik, bireysellik, ben merkezcilik. Biraz değişti mi o sizce bu 28 Temmuz seçimlerinden sonra? Şimdi şunu ben gördüm Mustafa Bey ve oradan umutluyum. Toplumda anayasa oylamasında da bunu gördük. Yerel seçimlerde. 28'i Temmuz seçimlerinde bunu gördük. Yerel seçimlerde bunu gördük. Cumhurbaşkanlığında da göreceğiz. Toplumda müthiş bir öfke var. Ve müthiş bir tepki var. Ve bunu bir şekilde açığa çıkarmak istiyor. Ve çıkarıyor artık. Evet. Yani nereden vardım bu yargıya? Birleşik Kıbrıs Partisi dediğiniz gibi kendimizi örnek alırsak patlama yaptık. Yani gücümüzü ikiye katladık 28 Temmuz seçimlerinde. Sizin de o dönem program yaptıydınız hatırlıyorum ben ve kazananlar sınıfına koymuştunuz. Evet, evet. Bu mücadeleden alnı açık çıktılar diye. Doğruydu. Çünkü işbirliği ve ittifaklar siyasetini ortaya koyduk. Bizim dışımızdaki güçleri içimize aldık ve birlikte ortak bir vatan, ortak bir ülke yaratma mücadelesini verdik ve toplumdan sahip çık dedik. Bir kısmı sahip çıktı. Bunun ardından diğer anayasa oylaması geldi. Bütün partiler bu parlamentoda dördü de evet dedi. Dördü de halkı kandırmaya çalıştı. Nice köklü değişiklik yaptı diye anayasada. Aslında rejim ve düzen makyajlanarak yerinde duruyordu. Anayasanın temel ilkeleri,
büyük bir çoğunlukla yerindeydi. Birkaç iyi şey de vardı içinde ama toplum onu da bilmek istemedi. Ve %63-64 ile hayır dedi. Bu bir dönüm noktasıydı. Yerel seçimlerde Lefkoşa gibi bir yerde hiç şans vermez derken başında TKP, TDP, BKP ve demokrasi güçlerinin ortak adayı rahat %38'lerle seçimi aldı ve ülke genelinde de diğer bir yere, belediyelerde de ilk defa örneğin bizim partimiz belediye meclis üyelerine arkadaşlarımızı gönderdi. Şimdi Cumhurbaşkanlığında Lefkoşa'da da var. Burada da Lefke'de de var, şeyde de var, başka bölgelerde de var, Güzelyurt'ta da var. Yani Değirmenlik ve bölge yöre 16 bağlı köyde sadece orada bir örnek vereyim size %10'u yakaladık. Bu müthiş bir değişimin aslında habercisidir. Ben bunu Cumhurbaşkanı seçiminde de görüyorum ve toplum artık bir kısmı olsun bir şeyi anladı. Bireysel kurtuluş çare değildir. İnsanlar yalnız başına kurtulamazlar. Toplumsal kurtuluştur asıl olan. Yani bizim eğer kanserojen maddelerle besleniyorsak, eğer çevre politikamız devletin yoksa biz de onu sağlayamıyorsak ve gördüğünüz gibi gazetelerde birkaç gün evvelisine çıktı. İşte siyanürlü sulardan, bataklıklardan, sebzeler, meyveler sulanıyor, millete de satılıyorsa, devlet de bundan bir haberse biz sağlıklı kalamayız. Kanser oranlarının en yüksek olduğu toplumlardan biriyiz. Biz sağlıklı kalamayız. Eğitimde eğer siz bütün okullara 12 milyon TL bütçe ayırıyorsanız bakımı, onarımı, masası, sandalyesi, gırığı, çıkığı, tamiratı ve sadece bir külliyenin yapılmasına 28 milyon TL harcanıyorsa bir yere bu bir şeylerin yanlış gittiğinin göstergesidir. Şimdi bir sonraki konumuz zaten bütçe olacak. Biraz bütçeyi tartışacağız. Evet. Ama bu söylediğiniz çok önemli. Bununla ilgili de şunu söylemek gerek sanıyorum. Bu kadar çok kanser vakası tesadüf olabilir mi? Hayır. Hayır. Ve bu kadar, kadar çok kanser vakasının en çok olduğu yerin Güzeldür Lefke bölgesi olması veya Çatalköy, oradaki power station, elektrik santralının yanındaki Çatalköy bölgesi olması tesadüf olur mu? Peki devam edeyim. Bu kadar çok trafik kazası, ölümlü trafik kazası olması bir tesadüf olabilir mi? Peki eğitimde günden güne, günden güne, yıldan yıla, her sezondan sezona geriye gidişin ölçüleri bir tesadüf olabilir mi? Hayır. Sağlıkta bugün hastanelerimizin, bu arada sevgili izleyiciler, çok ciddi tepkiler gelmeye başladı. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir program yapmayı düşünüyorum. Çok ciddi tepkiler gelmeye başladı. Ülkemizdeki sağlık sistemiyle ilgili, doktorlarla ilgili, hastanelerle ilgili, ilaç alımıyla ilgili, bu konuyla ilgili biraz çalışacağım. Ve ya Sayın Bakanımızla ya da önemli kişilerle bu konuyla ilgili bir program yapmamız gerekecek. Çünkü tepkiler artık had safhaya ulaştı. İnsanlara, yani burada söylemeyeyim ama, çok kötü değer verildiği söyleniyor sağlıkla ilgili olarak. Peki bu tesadüf mü Sayın Başkanım? Hayır. İşte az önce söyledim. İnsana değer vermeyen bir sistem her alanda değer vermez. Sağlıkta da değer vermez. Askerde de ezer adamı. Hastanede de, okulda da, iş yaşamında da. Düşünün yani böyle bir sistemle ve bu sistemi yöneten hükümetlerle, partilerle karşı karşıyayız. Her şeye para gözüyle bakılıyor ve sürekli halktan fedakarlık istenirken elit sınıf hiçbir ayrıcalığından feragat etmiyor. Yani asgari ücret fakire fukaraya 115 TL artış kirli, yani 1565'ten 1675, 1560'tan 115 TL. Ama 9-10 milyar maaş alan milletvekillerine de 500 TL hayat pahalılığı. Ki onun, onlara bir sürü şey de beleşti. Onun hayatı daha pahalıymış. Beraber benzin koyuyoruz. İnsanla, diğer insanlarla beraber. Beraber et, süt, ekmek alıyoruz. Beraber çocuğumuzu okula gönderiyoruz. Vergiler hepimize geliyor. Elektrik, su, telefon, çöp, aydınlatma. Ve ne oluyor? Hayat pahalılığı sıradan insana 115 TL kirli, yani 80-90 TL. Beyefendilere 500 TL.
Ve bunu dahi bir istikrar tedbiri olarak kendilerinden başlamayı düşünmüyorlar. Nedendir bu? İnsana değer yok. İnsana değer olsa idi, bu yöneticiler insana değer verseydi, kamu çalışanı ve özel çalışan diye toplumu bölerler miydi? Birilerine 300, 500, 1 trilyon ikramiyeler verirken, öyle bankalar var, öyle banka müdürleri var, öyle kurum müdürleri var. Emekli oldukları zaman 1 trilyon alırlar ihtiyaç sandığından, kıdem tazminatlarından. Hele Garip Hoca'ysa yaşadılar. Yaşadılar tabii. Peki sıradan insanlar, asgari ücrete çalışanlar, işsiz olanlar, özel sektörde çalışanlar, daha dün işe girenler, gençler, bir toplumda en çok maddi desteğe, katkıya ihtiyacı olan, hayat kuracak olan, ev kuracak olan, aile kuracak olan, çoluk çocuk yetiştirecek olan genç nesillerdir. Yani doğru, bu söylediğiniz çok doğru. Peki, Sayın Başkan. Peki bunu kim düzenleyecek? Yani maddi destek açısından da, ama ben yani bu ülkede doğmuş büyümüş bir Kıbrıslı Türk olarak bizim gençlerimizin de içerisindeyim genelde. Onlarda ben şunu da göremiyorum artık. Maddiyat tamam. Yani işte nasıl iş bulacak, okul bitince ne yapacak filan kısmı tamam. Ama biz bu çocuklar, bizim zamanımızda öyle değildi mesela. Biz bu çocuklar artık psikolojik olarak da bu memleketten uzaklaştırıyoruz. Yani maddi olarak tamam, ümitsizleştiriyoruz onları. Ama manevi olarak da bağlar artık zayıflıyor bu ülkeyle. Hiçbir türlü eskisi gibi değil buradaki gençlerin bu ülkeye yanaşmaları. Yani belki sizin zamanınızda çok daha fazlaydı ülkeye sevgi, ülkeye bağlılık. Bizim zamanımızda da vardı ama şimdiki gençlerde, yani bu üniversite mezunu oldu olacak yaştaki gençlerimizde, maddi boyutun dışında manevi olarak da çökerttik biz onları. Şimdi bak Mustafa Bey, önce devlet insanlarını sever. Devlet insanlarını kucaklar ve devlet adına yönetenler. Ki bireyler de ülkesine, yurduna, vatanına sahip çıksın. Çok doğru. Hissetsin, evet, kendinin olduğunu ve yakınlık duysun, yabancılaşmasın. Şimdi eğer 12 tane memurluk mevki açılırsa münhal mahkemelerde, bu işte bu haciz memurluğu, şu giderler arabalar alırlar falan. 12 müracaat 500. 500 müracaat var. Eğer elektrik kurumunun yönetim kurulu ben 30 kişiyi işe alacağım diye münhal açarsa ve 30 kişiyi 110 kişiye çıkarır ve sınavsız mülakat usulü alır ve örgüt başkanlarının çocukları alır ve hak etmeyenlerin bir kısmı da girer ve hak edenler de bunu gıptayla, öfkeyle izler, o çocuk, o ülkeyi, o insanları, o yönetimi, o devleti sever mi? Uzaklaşır tabii. Tabii. Ve ilk bulduğu yoldan, elinde Avrupa pasaportu da varsa, kimliği varsa, kaçmaya çalışır, hayat kurmaya çalışır. En acısı da nedir? Bunları yapanlar, biz bunları yapmayacak diye geldiler. Bunları yapanlar, ne yazıktır ki, önce Ulusal Birlik Partisi yaptı bunları. Bizim gençlik dönemimizde bizim anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdi. Hiç de inkar etmedi ama. Hiç de inkar etmedi. Hiç de yaptım seçim dedi. Gecesi 3500 kişiye kağıt dağıttı, evet, işe aldı. Vatandaşlıklar muhalif, o zaman. Muhalif idik diye bizim gibi insanları, ki o zaman 1979'lardan 80'lerden bahsediyorum, yetişmiş eğitimli eleman da azdı. Ta İngiltere'de okumuş gelmiş mühendis olmuş insanlar bizim gibi ve başkaları gibi. BRT'ye gittik işe almadılar. Elektrik kurumuna gittik işe almadılar. Bilmem devlete başvurduk işe almadılar. Neden muhaliftik? Yaptı onlar da, ezdiler toplumu. Tabii. Ondan sonra ben bunları bir daha yapmayacağım, bana partimi sorma diyenler geldi. Cumhuriyetçi Türk Partisi dönemiydi bu. Beş beterini yaptı. Bunları üzülerek söylüyorum. Çünkü yapmaması gerekirdi. Demokrat Parti'yi saymıyorum bile. Onlar zaten UPP'nin bir parçası, bir elmanın ikinci yarısı. Onlar hala yapıyor. Ve kavga da ediyorlar. Ve birbirlerine alınıp satılıyorlar da. Düdük çalıyor, toplanıyorlar. Düdük çalıyor, dağınıyorlar. Gelecek şimdi. Ve 500 milyarlık senet imzalıyor. Serdar Bey bilirdi Serdar Sayın Başkanı'nın başına geleceğini. Ahmet Bey'e de, Serdar Bey'e de, Zorlu Bey'e de, hepsine senet imzalattı. Hamit Bey'e de. Senetler onda kaldı. Arkadaşları gitti. Şimdi böyle bir siyasi kültürün, böyle bir siyasi ahlakın ve ahlaksızlığın, ne derseniz deyin, yaşandığı bir ülkeden bahsediyoruz.
Şimdi buna karşı çıkmamak, bunları söylememek ve bu parlamentoda bulunan partilerin aslında birbirinin aynısı oldukları. Çünkü lafa bakılmaz aynası iştir, kişinin dedikleri gibi, deyimi gibi. Hepsinin hükümete gelmesi ve hükümetteki icraatlarının aynı olmasını bir rastlantı mı? Sayın Erol'u hatırlayınız. Bir önceki seçim başbakan, parti başkanı olarak girmişti. Yemin billah partizanlığı önleyecek, yolsuzlukların üstüne gidecek, ne bileyim vergileri düşürecek, krizi önleyecek. Hiçbir şey yapmadı. Ta ki Cumhurbaşkanı seçimi olsun. Çıksın yukarı, İrsen Bey'i koysun yerine ve memleket baş aşağı dönsün. Hatırlayın ondan öncekileri. Hatırlayın ÖRP hükümetlerini. Nasıl kurdurtuldu. Hatırlayın CTP yönetimlerini. Ve Demokrat Parti daima joker arada. Böyle gider gelir ondan kalkar. Şimdi bunların ne farkı var? Söyleyin bakalım. Var soruların içinde ama. Ne farkı var bunların? Hiçbir farkları yoktur. Sadece söylem farkları vardır. Evet. Sadece insanlara karşı insanların öfkelerini ve acılarını istismar etmekte birebirdirler. Bunlar eğer demokrat olsalardı, ben solculuktan da vazgeçtim. Bu siyasi partiler yasasını, bu seçim ve halk oylaması yasasını, bu devlet trilyonlara varan devlet yardımlarını cetlerine indirmek suretiyle aynı şekilde tutarlar mıydı? Neden değiştirmediler? Hadi Ulusal Birlik Partisi yapmadı. Yeni bir hükümet kuruldu. Bir yılını doldurdu. 15 ay oldu belki. 16 ay. Sen oturdun bekledin ve bu yasayı değiştirmedin. Hatta ne yaptın Mustafa? Ne yaptılar? Bu komisyona ki bu yasayı değiştireceydi ve yeni bir seçim halk oylaması yasası getireceydi. DP'den kaçma planı yapan milletvekillerini koydular. Ergün Bey komisyondaydı ve bir başka arkadaş Güzel Yurt'tan. O komisyondaydı. Şimdi baktığınız zaman zaten bunlar kendileri satılıyor. Satıldı, gitti, geldi. Yasa mı yaparsan ha? Dolayısıyla toplumu kandırmak bu ülkede siyaset oldu. Bu siyaset değildir. Bu sahtekarlıktır. Bu üç kağıttır. Bu insanları kandırmaktır. Ha insanlarımıza düşen görev şimdi bunun hesabını sormaktır. Son dediğiniz 28 Temmuz döneminden sonra bu hesabın sorulma eğilimine girildiğini ben görüyorum. Evet. Bu da beni umutlandırıyor. Ve umutlandık sonra da Birleşik Kıbrıs Partisi'ni TDP ile olsun, Baraka ile olsun, öğretmenler sendikaları ile olsun, diğer demokratik kuruluşlarla da işbirliği yapmak suretiyle en geniş cepheyi kurarak bireylerle de olsun toplumun önüne güçlü bir seçenek koyma eğilimindeyiz. Koyuyoruz. Toplumdan da olumlu sinyaller alıyoruz. Peki. Bütçeye gelelim. Biliyorsunuz bütçe maratonu meclisimizin en eğlenceli, en şen şakrak. Yani beklemeyin öyle çok ciddidir deyip, çok önemlidir deyip yani. Öyle bir şey değil. Bir tek önemi vardır. En önemli önemi. Bütçe geçmezse hükümet düşer. Onun evet. Dışında en şen şakrak, en gülünmeli, böyle en insanların ilgiyle izlediği meclis oturumlarıdır. Bütçe oturumları. Ama siz bir siyasal parti liderisiniz. Bütçeyi inceleme fırsatınız oldu mu? Özellikle eğitim ve sağlığa ayrılan kalemlerin ihtiyacın çok çok altında olduğu söyleniyor. Evet, öyledir. Ama Cumhurbaşkanlığı bütçesi mesela artırıldı. Eski şeye göre baktığınızda. Hiç de gereği yoktu. Sosyal devlet ve sosyal devleti eğer hayata geçirmek istiyorsanız ve sol bir partiyi olduğunuzda sosyal demokrat veya sosyalist iseniz eğer ve hükümetteyseniz sizi diğer partilerden sağ politikalardan ayıran en büyük özellik nedir bilir misiniz? Bütün dünyada bu böyledir. İnsan. İnsana verdiğiniz değer, insana yaptığınız yatırım. İnsana yatırım yapmanın birinci yolu eğitimse ikincisi de sağlıktır. Ben bakıyorum şimdi bu bütçeye. Ayrılan paya bakıyorum. İncelediniz yani size tabii, bunları. Tabii. Ve yapılacak hizmetlere bakıyorum. Kesinlikle tatmin edici değildir. Bu şu demektir. Hastanelerde ilaç eksikliğimiz devam edecek demektir. Bu şu demektir. Gideceksiniz hastaneye ama belli bir saatten sonra doktor bulmayacaksınız demektir. Kliniklere gitmek zorundasınız. Ve paranız varsa bakacaklar size.
Yoksa sabahtan saat 3'ten Karpaz'dan, Güzel Yurt'tan, Yeşilköy'den, Yeşilırmak'tan gelip saat 3'te 4'te poliklinik önünde kuyruğa gireceksiniz. Ve o kuyrukta çoğu zaman kavgalar dahi çıkar. Ne yapsın insanlar? Bir sosyal sigortalıyı düşünün. Yaşlı bir aileyi düşünün. En çok alacağı para 1500 TL'dir. Bir doktor viziti 100-130 TL'den başlar. İlacıyla beraber 200-300 TL'yi bulur. Yol parası gelmesi gitmesi. En acı olanı da biraz önce biraz değinmeye çalıştım o konuya ama en acı olanı da insanımıza insan değeri verilmemeye başladı. Bu neden? Gel bunu bir tartışalım. Sadece buyurun. Hastanede değil. Ben sosyal sigortalar dairesine gittim geçenlerde. Babamın, yaşlı babamın evrakları vardı. Biz de Lefkoşa'da kalır. İhtiyar yapamayacağına göre hadi biz halledelim işini. Karşında bir memur çak çak sakız çiğner. Sen kuyrukta beklen. Sıran geldiğinde ansızdan telefon çalar. Yarım saat onunla konuşur. Sana hiçbir şey söylemeden önüne bir şey atar. Sana bir şey verecek savurur masanın üstüne. Teşekkür yok. Merhaba yok. İşte bir güler yüz güler yok. Yüz bir değer yok. Eğer yalnızsa veya yaşlı bir adam vardı orada. Belki köyden geldi. Yol sokak bilmez. Ona bir de fırça atar. Kıza. Herkes için söylemiyorum tabii bütün memurlar. Ama ben kapağı attım ya devlete. Sanki devlet onların babasının malıdır. Diğer insanlar da kölesidir. Halbuki sen o insanların hizmetçisisin. Garson devlet ise devleti yönetenler ve çalışanlar halkın hizmetçileridir medeni dünyada. Sayın İzcan, çok basit bir örnek vermek isterim bu konuyla ilgili. Çok basit bir şey yani. Bir devlet dairesinde bir oda var. O odadaki 4 kişi de aynı işi yapar. Ve evet. O dairede sadece o 4 kişi o işi yapabilir. Ben giderim o daireye ve ne görürüm bilir misiniz? İnsanın yani temelleri yerinden sökmesi gelir o saat. 4'ü birden aynı anda kahve sigara molasında ya. Peki senin... 4'ü birden yani böyle bir şey olabilir bunu, mi? Bunu sorgulama hakkın var mı orada? Ararsan bir şey söyleyesin sana onlar daha fazlasını söyler. Yani böyle bir şey var. Yani tepki hemen gösterilir. Peki hani bu CTP, DP hükümeti... Kamu reformunu yapacaktı. Peki hükümeti değerlendirelim biraz. Yasalar bazında başlayalım dilerseniz. Şimdi Sayın Serdar Denktaş olmak üzere. Evet. Çok iddialı özellikle bu kamu reformuyla ilgili. Evet. İddialaştık da kendiliğinden. Ben derim ki geçmeyecek bu. O dedi ki yılbaşına kadar geçecek. Geçen hafta Ocak sonuna attı. Onu da kabul ettik. İnşallah geçer tabii. Mesela kamu reformuyla ilgili. Askerlik yasası çıktı. İnsanların büyük tepkisi var. O akşam gelen mesajları size göstersem. Şimdi yani bu askerlik yasası mı? Ne alakası var? Bu komik bir şey çıktı. Yani bir gençler, şey olmadı diyor bir insanlar. Bir şey olmadı tabii. Sadece gençler arasında bir bölücülük, ayrımcılık evet. Oldu. Motivasyonunu kırdı. Neymiş efendim? Sanat okuluna gidenler 3 ay daha az yaz. Kardeşim bu yasa geldiği zaman tartışma bu değildi. Tartışma bu askerliğin kısaltılmasıydı. Hatta olması gereken yavaş yavaş profesyonel orduya doğru. Geçilmesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bu geçiliyor. Tartışılan olması gereken vicdanın red hakkının kabul edilmesiydi. Şu anda genç delikanlı Tuğan kardeşimiz hapistedir. Vicdanın red hakkını kullanamadı diye. Ve Kıbrıslı Rum Avrupa parlamenteri de bunu hemen Avrupa Komisyonu'nun önüne koymuş bulunmaktadır. Kuzeydeki rejimin antidemokratik uygulamaları olarak dünya kamuoyunun gündemine koydu ve Avrupa Parlamentosu'ndan ve komisyonundan bunun kınanmasını talep etti. Rum'da var mı vicdan evet? Rum'da şu sistem var Mustafa. Eğer isterlerse seçenekli olarak başka görevlerde 3 yıla kadar uzar. 2 yıllık askerliği 3 yıl yapar ama geri hizmetlerde yapar. Alternatifli seçenekler vardır. Seçenekler var. Ama evde yatma yoktur. Vicdani redden arkadaşlar bir kısmı yanlış anlıyor. Askerlik yapmayacağız zannediyor. Hayır yapacak. Ona muadili silah tutmayacak ama başka şekilde vatani görevini ifade edecek. 2 sene yapmayacak. Belki de 3 sene yapacak. Devam edelim. Seçim ve halk oylaması yasası. Seçim ve halk oylaması yasasında. Ses var mı? Hayır yoktur. Ne dediler seçim ve halk oylaması yasasında? Dediler ki biz KKTC'yi tek seçim bölgesi yapacağız. Neden tek seçim bölgesi yapacağız? Çünkü 5 bölgeye böldüğümüz zaman Kıbrıs küçücük bir yer, Karpaz, Güzelyurt, Girne falan bölgecilik oluyor, torpiller oynuyor, suistimaller oluyor, kalite düşüyor. O nedenle biz bunu tek seçim bölgesi yapacağız. Yapmadılar.
Siz destek misiniz? Tabii desteğiz. Tabii desteğiz. PKP olarak tek seçim bölgesi desteğiniz. Tek seçim bölgesi olması lazım. Tek liste çıkması lazım. Peki. Ve bu kaliteyi de artıracaktır ve siyaseti öne çıkaracaktır. Ahmedi Mehmedi yandaşlarını, kombinaları değil. Devam edelim. İkincisi, bu seçim sisteminde bugün Türkiye'de en büyük kavga, tartışma baraj sisteminin kaldırılması. %10'un, hatta CHP öneri verdi %3 olsun diye. Anayasa Mahkemesi de değerlendiriyor ve iktidar hopul hopul oynuyor yerinden. Çünkü %10'luk barajı reddedecek, öyle görünüyor Anayasa Mahkemesi. Yasa dışı ilan edecek. Çünkü iradenin yansımasını engelliyor belli bir kesimin. Ve %30-35 ile de hak etmediği bir güç veriyor bir takım kesimlere. Evet. Bizde baraj kaç? Kaç olmalı size? Bizde 5, size göre bizde kaç olmalı? Değil. Bizde 5 değil. Mustafa bak, orada da bir 3 kağıt vardır. Bizde 2 baraj vardır. Bir ülke barajı var 5, doğrudur. Bir de ondan sonra 5'i geçmeniz sizi kazandırmaz. Bir de ondan sonra bölge barajları gündeme gelir. %18'i 20'yi geçemezseniz iskeleden milletvekili çıkarmazsınız. %12'dir Güzelyurt'ta baraj. Çıkaramazsınız. Yerine de %10'lara... Yani bölgelere göre tabii, böldüğünüzde... Tabii. %5, 6, 7 de oy alsanız 0 milletvekili. Eğer bölge barajlarını aşamazsanız. İki türlü baraj sistemi var ki daha da kötüdür bizim. Bunun kalkması lazım. Ya oradaki görüşümüz nedir? Bunun mesela güneyde %1.8'i aştıktan sonra herhangi bir parti, iki mesela, bir temsilcisini, başkanını otomatikman o kesimin temsilcisi olarak parlamentoya gönderir. Temsilcisi olarak mı yoksa milletvekili? Milletvekili olarak. Yani seçilmiş kabul edilir. Evet. Bazı ülkelerde 3'tür, bazısında 3.5'tür. 4'tür. Yani siz kaldırılmasını değil ama aşağıya çekilmesini. Yani aşağıya çekilmelidir ve belli bir iradenin yok sayılmaması gerekmektedir toplumda. Yani biz binlerce oy aldık. Ben sana desem ki aç seçim sonuçlarını bak. Lefkoşa'dan parlamentoya giren milletvekillerinden benim aldığım oylar daha fazladır. Birey olarak hem de partimin de aldığı oyun neredeyse 3 katı tercihler karmalarından. Ama biz bu parlamentoda temsil hakkını kaybettik barajdan dolayı. Evet. Bizim yerimize de başkası gitti. Halbuki bize bu düşünceye destek verenler bu düşüncenin temsilcilerinin orada olması için destek verdi. Peki. Ha. Buyurun. Var mı başka? Siyasi partiler yasasında. Evet, onu soracaktım. Siyasi partiler yasasında. Ne dediler? Hepsini sorsanız bugün de aynısını söylerler bu parlamentodaki milletvekilleri. Milletvekillerinin alınıp satılmasını kabul etmiyoruz. Ayıp buluyoruz. Çıkar amacı olarak kullanılamaz. Menfaat elde edilemez. Ben de sana derim ki siz hepsinizden menfaatçi ve çıkarcısınız. Çok çıkarcı olmasaydınız bu yasayı şimdiye kadar geçirirdiniz. Çok özür dileyerek burada şunu söylemek isterim. Biliyorsunuz bu Demokrat Parti ulusal güçlerden 4 kişi ayrılacaktı. Evet. Yani hem Sayın Keşif, hem Sayın Serdaroğlu, hem Sayın Bakırcı, hem de Sayın Gündüz. Gündüz, evet. Evet. Cuma günü öyle açıkladılar. Pazartesi günü... Son gece Sayın Gündüz ikna edildi. Son gece kaldı o. Ben onu yarım sayarım şimdi. Çünkü öyle bir dedi ki partideyim ama her anda istifa edebilirim. İşlerim vardı da bittikten sonra edebilirim falan hikaye, filan. Hikaye. Ben burada esas bunun üzerinde duruyorum ben. Yani şimdi medyaya sallamak kolaydır. Medyaya salla gitsin. Medya var burada. Vur gitsin. Ama sallarken de dikkatli sallamak lazım. Çıkıyor bu milletvekilimiz ve ne diyor? İşte diyor bizi diyor suçlarlar ki... Koltuk peşinde koşarmışık biz. Hı hı. Ve bazı medya mensupları çıkar ve der ki işte bunlar transfer olacaklar. O zaman daha bağımsızdılar. İşte bunlar transfer olacaklar. Bize diyor hak etmediğimiz lafları söyler. Ya ama yani bu memlekette yaşarık yoksa yaşamayık. Yani 40 kişiyik yoksa değilik bu ülkenin içinde. Ha varsa eğer satılmış insanlar bu ülkede onun kim olduğunu herkes bilir. Ama senin amacının koltuk olduğu... Senin amacının mevki olduğu aleni açık ortada tümü için söylüyorum. Artı bunu Menteş Gündüz için söylüyorum. Kendi beyanları vardır. Bana görev verilmedi. Ben kendimi pasifize edilmiş hissediyorum. Artık ne işim var bu partide diye düşünürüm diyor. Adam kendi söylüyor yani bunu. Evet. Ondan sonra da bunlara dediğiniz zaman ki koltuk meraklısısınız. Çok basit bir şey Sayın İrcan. Sayın Keşif ne için bakan kendisi istifa etmedi? Çok basit. Veya bakan olmuş olsa idi, Serdar Bey onu görevden almamış olsaydı istifa edecek miydi? Aynı şey söylüyorum işte. Bakan kendin için istifa etmedi. Sayın Bakırcı için istifa etmedi. Sayın Serdaroğlu'na hiç lafım yok. Bir gün bile de peli oldum ben diye bir tavrını görmedim onu zaten.
Hiç ona bir lafım yok. Sayın Menteş Gündüz bakan olsaydı istifa eder miydi? Etmez miydi? Buçuklu mu kalırdı? Dönüyorum, devam ediyorum. Üç milletvekili daha. Sayın Hasan Taçoy, Sayın Hakan Dinçyürek, Sayın Özdemir Berova. Bu üç milletvekilimiz, ki özellikle Sayın Taçoy çok severim, bakan olmasaydı kalır mıydı orada? Yani bunlara dönüp de dediğiniz zaman koltuk meraklısısınız siz. Medya öyle, medya böyle. Ya medyadan evvel ayna var ama bir. Medya tamam, evvela ayna sonra medya. Yani bu yasayla ilgili programdan önce de sizinle biraz bu konuyu konuştuk. Kasıtlı yapılan şeyler var bununla ilgili dediğiniz. Geçirmediler yasayı. Hayır, hem o komiteye gönderilen vekiller. Komiteye kimi gönderdilerdi? Ya buyurun bir paylaşın onu izleyicilerimizle. Komiteye DP, Menteş Gündüz Bey'i ve Serdaroğlu'nu göndermişti. Bir ikisi de son geceye kadar ayrılacaktı. Biri ayrıldı, öbürü de yarı bir yerde. Bir ayağı dışarıda, bir ayağı duruyor. Şimdi sen bu durumda olan milletvekilleri komiteye gönderirsen o komitenin sağlıklı bir karar alması mümkün mü? O önce kendini düşünüyor demektir. Kendi hesapları daha bitmedi. Ve bir örnek daha, çarpıcı bir örnek. Ahmet Kaşık Bey bizleri maruz görsün ama çok yanlış yaptı son dönemlerde. Şöyle dedi. 20'sine kadar bu ayın, aralığın bizim UBB'ye geçmemiz lazım. Söyledik, bonservis günüdür dedi. Eğer geçersek Ulusal Birlik Partisi yılda 425 milyar fazla para alacak. Bunu söylemek ne demektir? Bizi alın, parayı da alın. Bedelimiz de budur. Bu devlet de bu parayı size ödesin. Peki ben soruyorum şimdi, elektriği kesik olan, çocuğuna ekmek alamayan, bakınız öyle aileler var, isimlerini boş verin. Tabii. Kitap ve defter almak için başvuruyor bazı arkadaşlar. Onlar da bize, biz de Eğitim Vakfı'na veya kendi muhitimizde, çevremizden karşılamaya çalışıyoruz. Çocuğun defter ve kitabını. Peki sen fiyatını 425'e çıkardın ve fiyatın alıcı buldu. Hüseyin Bey hemen kaptı, arka cebine koydu. 20'sinden, neden 20'si biliyor musun? Siyasi partiler yasasına göre her yıl partilere verilen bütçeden verilen devlet katkısı 20'si itibarıyla hesaplanır. Milletvekili sayısına göre bir milletvekili maaşı adam başı kabul edilerek çarpılır ve o partiye verilir. Defalarca ve defalarca, bizi sürekli izleyenler bunu bilir. Defalarca ve defalarca ben utandım bunları söylemekten ama yapanlar utanmadı. Hayır. Bu ay 1 Aralık, 20 Aralık siyasetin transfer dönemidir, evet, dedik. Transfer dönemidir, bu açık açık. Nasıl ki futbolda transfer sezonu vardır, bunların da vardır. Dediğiniz gibi çıktı Sayın Kaşık ve dedi ki 20'sine kadar da geçmemiz lazım. Evet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Resmen gözümüze baka baka bunu yaptılar ve tabii nasıl yaptıkları peki, da karışık. O bunları söyledi, bunu yaptı. Ona bu imkanı verenler en az onun kadar suçlu değil mi? İşte orada bir tartışma o var. O yasayı neden geçirmediler 15 ay 20 aylık hükümet dönemlerinde ve bu transferleri engellesinler? Şimdi ateşlendiler. Çünkü Serdar Bey biliyor. 1-2-3 kişi daha kaçarsa hükümetten düşecek. Evet. Şimdi bu yasayı muhtemelen geçirecekler. Komitede son aşamasına geldi. Bugüne kadar geçirmedi. İlle bir menfaat ve çıkar olması mı lazım bir takım yasal şeyler? Yani burada şunu anlamaya çalışıyorum ben Sayın İzcan. Siz Serdar Bey'in kasıtlı olarak mı bu yasayı geçirmediğini söylüyorsunuz? Geçiremedi, gücü yoktu. Bu kadrolar ki yani beraber oldu, birlikte bu yasayı geçirmediler. Yani sizce kendi niyeti neydi? Geçmesini ister miydi? Vallahi geçmesini ister mi istemez mi onu ben bilemem. Ama belli endişelerin olduğunu nereden bilirim? Çünkü her milletvekiline 500 milyarlık senet imzalattı. Kaçmasınlar, kaçarlarsa da ödesinler ama diye. Ama yani bu dediğiniz teoriyle bilecek olursak değişmesi için çaba sarf etmesi gerekir. Peki ama belki de istemiştir. Fakat bu ekip, bu kadrolar müsaade etmemiştir. Bilemem, sonuçta bir parti başkanıdır. Ben de bir parti başkanıyım. Partimin yaptıklarından sorumluyum. Peki. Ya görevini yapan ya ben bu işi yapamam deyin. Bu başarısızlık kendilerine mal olmuştur. Ama bu ayıp bütün topluma karşı yapılmıştır. Ve eğer bugün toplum siyasetçiye güvenmiyorsa, meclise olan saygı ve itibar yerlerde sürünüyorsa, bunun nedeni işte bu gibi olaylardır. Ve bu devam ediyor. Yani siz göç yasasına
Sayın Serdar Denktaş, yaktığınız vurduğunuz yere geçenlerde bir programınızı izledim onunla. Söylediğiniz doğruydu. Gösterdiğiniz de resim filmleriyle. Dediniz ki bu olamaz, bu geçemez. Bugünün başbakanı Sayın Özkan Yorgancıoğlu dedi ki sizin geçireceğiniz bu yasa sadece iç hukukumuza değil uluslararası konvansiyonlara da çalışma yasalarına da aykırıdır ve insan hakları ihlalidir. Karşıyım dedi Sayın Başbakan. E şimdi kendisi destekliyor. Tamam karşıyım dediğin hiç olmazsa düzelt. Düzeltmiyorsun. Aynı Başbakan. Aynı Özkan Bey. Ne zaman Ulusal Birlik Partisi hükümeti getirdi Türkiye petrolleriyle bölgede petrol ve sondaj yapma ve arama yasasını parlamentodan bakanlar kurulu kararını geçirsin. Çıktı Sayın Özkan Yorgancıoğlu aynı şekilde dedi ki bunu geçiremezsiniz. Bunu geçirirseniz bu görüşmelerin sonu olur. Muhtemelen sonu olacaktır. Reddoyu verdi. Şimdi destekliyor. Sayın Davutoğlu'nun söylediği yani aynen arkasındayım diyor. Aynı Özkan Yorgancıoğlu ve aynı CTP yönetimi. Dedi ki biz Hala Sultan Koleji'nin yapılmasına karşıyız. Ve bunun kampanyasını yürüttü öyle değil mi? Açılışla gitti kurdeleyi kesti. Hiçbir şey yokmuş gibi. Ve bu ilim ve irfan yuvasında aydın gençler yetiştireceğiz diye bir de nutuk patlattı. Ve bunu isterseniz daha devam ettirebilirim. Şimdi işte siyasette ikiyüzlülük, siyasette çelişki budur, opportunizm. Ve bu sadece onlara zarar vermiyor. Siyasetin kendine de zarar veriyor. Mensubu olduklarını söyledikleri sol ideolojiye ne kadar solsalar ona da zarar veriyor. İnandırıcılığını ortadan kaldırıyor. Ve toplumu da yavaş yavaş bir kenara itiyor. Yani peki, umudunu kesiyor toplum. Bir de muhalefeti konuşalım. Ardından bir araya gidelim. Yumuşak konuşalım. Bir muhalefet olduğu söyleniyor. Bu hükümete gerekli tepkinin gösterilmediğinden bahsediliyor. Mecliste bulunan siyasal muhalefet, siyasal partilerinin bu hükümete karşı yumuşak ve anlayışlı olduğundan bahsediliyor. Hem onları, yani hem meclis içerisindeki muhalefet partilerini, hem de meclis dışındaki, yani başta siz evet. olmak üzere, muhalefeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Mustafa Bey, muhalefeti ikiye bölelim. Meclis için muhalefet. Neden muhalefet yapamıyor Ulusal Birlik Partisi meclis içinde? Yani siz de buna katılıyorsunuz. Tabii tabii kesinlikle. Hatta TDP bile istenilen düzeyde muhalefet yapamıyor. Söylenen o. Gördüğümüz o. Özellikle Ulusal Birlik Partisi. Ne yüzü var muhalefet yapsın? Ne söyleyecek? Partizanlık yapmayın mı diyecek? Önüne koyacaklar onun yaptığını. Yolsuzlukların üstüne mi gidecek? İşte herkes tartışıyor şimdi 3 milyon doları hangi bakan aldı diye. Tıs yok. Bir tanesi bile bu parlamentodan çıkıp o kürsüden arkadaşlar böyle bir iddia var gazetelerde çıktı. Polis, Mali polis araştırmasını yaptı. Bu dosya savcılığa gitti. Başsavcı elinde olduğunu söyledi. Hangimizdi bu? Hanginizdi bu? Kimdir bunu yapan? Demiyor bir tanesi bile. Diyemez. O derse ona da diyecekler ki sen de süt kurumunda ne yaptıydın? Sen de elektrik kurumunda ne yaptıydın? Sen de bilmem nerede ne yaptıydın? Nedeni odur yani bunun ha? Evet sen benim işimi örteceksin. Ben de seninkini örteceğim. Şimdi o yüzden muhalefet yapamaz bunlar. Ve dikkat ederseniz temel meselelerde de hep oy birliğiyle kararlar çıkarır. Anayasada bile. Yahu sen dedin ki bu geçinci 10. maddeyi kaldıracağım. Polisi sivile bağlayacağım. E bunu sen neden savunmuyorsun? Bu rejimi ve sistemi sorgulayacak ve iktidarı halka götürecek. Ve halktan aldığın gücü halkın yardımıyla o politikaları söz verdiklerini hayata geçirecek bir yasal ortamı neden yaratmıyorsun? Bir başbakan eğer bir başçavuşa söz geçiremezse, bir başbakan bir polis çavuşuna, polis memuruna, Litre Palas'tan söz geçiremezse kusura bakmayın benim amirim siz değilsiniz muamele cevabını alırsa, bunun yasal zeminini bulup ortadan kaldırmak lazım. Meclis kürsüsünde izledim ben Sayın Başbakanımızı, üzüldüm. Yani o pankart konusuyla ilgili biliyorsunuz pankartı açanlara şiddet uygulandı. Şimdi orada başka pankartlar vardı değil mi? Onlara bir şey söylemedi. O ayrı bir onlara... konu ama Başbakanımızın kürsüde düştüğü durum beni üzdü. Şimdi Başbakanımız yani, güya yetkilidir ama yetkili değildir. Şimdi Sayın Başbakan ve bakanlar ve ana muhalefet hepsi protokolde oturuyor.
Orada vicdan-ı red hakkımı, hakkı olduğunu söyleyen bir genç kız ve delikanlı, birkaç tane delikanlı pankart açmaya kalktı. Yerlerde sürüklendi, tuvaletlere alındı, götürüldü, itildi, kakıldı. Soyunup arandıkları söyleniyor. Taciz edildi ve ben başbakan olacağım ve bunu seyredeceğim ha. Hiç de seyretmezdim. Bakınız biz özgür özgürle nur içinde yatsın. Gene öğrencilerin şeyi vardı. Burada eylemi vardı ve o başbakan yardımcısı değildi o zaman. Sadece bir milletvekiliydi. Biz de burslar için başbakanlık önünde. O bebeydi başbakan şeyinde. Polis saldırdığı anda çocukların üstlerine ne yaptı Özgür Hoca bilir miyim? Gitti o polis jobunun önünde durdu. Polis vuramadı artık job. Job havada kaldı. Ben de gittim yanına durdum. Hemen koşturdu başka arkadaşlar yanlarımıza ve o çocukların dayak yemesini önledik orada. Kaç yıl oldu Özgür Hoca rahmetleneli? 9 yıl. 9 yıl. İşte 9 yıldan sonra bile onun için Özgür Hoca, Özgür Hoca'dır. Şimdi sen başbakan olarak kalkmadan yukarıda değilsin polislere. Çekilin bu tarafa bakalım. Nedir yaptığınız? Bırakın. Bu bir anayasal haktır. Onların da görüşü budur. Katılırsınız, katılmazsınız. Bırak pankartını atsın. Sen asker şereftir, asker namustur diye bir hale pankart açtın. Hayır, bir de enteresan olan o şu. O da onu açacak. Enteresan ne olan şu yani? İşin içinde hakaret yok, sövme yok. Hayır, 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 hayır. Resmen bir anayasal talep var. Yani bir şey yok yani bir işinde. Şey. Ve ondan sonra çıkacak polis genel müdürümüz, vekili Pervin Hanım ve diyecek ki biz bugünden sonra özrü kabahatinden büyük, sadece günün anlam ve önemine binaen oluşan pankartlara izin vereceğiz. Gerisini hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Peki buna ki ve müdahale edeceğiz. Peki buna kim karar vereceksin? Senin böyle bir yetkin var mı? Sen yetkiyi nereden alıyorsun? Anayasa sana bu hakkı vermiyor. Bütün hukuk çevreleri, bütün muhalefeti iktidarı, herkes diyor ki suç işliyorsun. Sayın Pervin Gürler, böyle konuşma hakkını nereden buldun? İşte buradaki militarist yapının bu göstergesi. Yansımasıdır bu. Biz demokrasi istiyoruz. Yani ben bu demokrasinin gelmesi lazım. O kadar hukuk da hukuk devleti olması lazım. O kadar da aynı fikirde değilim aslında. Olabilir. Orada. Çünkü neden? Olabilir. Nasıl Özgür Hoca inisiyatif aldı orada? Bunun militarist yapıyla falanla filanla ilgisi yok. Sen de al. Sen de git atıl önlerine ve de ki nedir yaptığınız hayır. Burada? Şimdi polis örgütümüz güvenlik kuvvetlerine karşı sorumludur. Doğru. O da koloruya bağlıdır. Tamam. Yasa geçici 10. maddesiyle anayasamızda biz, bizden evvelkiler, iç ve dış güvenliğimizi silahlı kuvvetlere teslim ettiler. Tamam. Ve geçici 10. madde belli maddeleri de iptal etti orada, bypass etti. Şimdi sizin yapmanız gereken hem o sizin söylediğinizdir, tavır koymanızdır. Tabii onu hem de bunun ben. Eksik yasal zemi, yasal eksiklikleri varsa yapmak lazımdır. İkisini de yapacaksınız. Ve diyeceksiniz ki benim halkın seçtiği başbakan veya Milli Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanı bu kurumlar da halkın seçtiklerine bağlıdır. Halk da eğer ben yanlış yaparsam benim cezamı verir. İşte bütün dünya böyledir. Sayın Nazım Çavuşoğlu'nun güzel bir sözcüğü vardı. Ara ara kullanırım onu. Niçin yapamadınız dedim. Dedi ki yapamam. O yüzden bazen yapamam. Bazen iktidarda olsanız bile tamam, ama çoğunluk parmacığınız olsa bile yapamazsınız. Peki bakınız Türkiye'de AK Parti hükümeti askeri şimdi Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıyor mu? Bağlıyor. Ciddi bir reform programı yapılıyor mu? Orada yapılıyor. Bir eleştirileriniz olabilir. Anayasa değişiklikleri defalarca yapıldı mı? Evet. Yapıldı. Peki siz ne için yapamazsınız? İşte bu söylediklerimin kime ne zararı var? İşte söyledim az önce. Diyor ki milletvekili kendi ağzıyla dönemin bakanı, İçişleri Bakanı diyor ki yapamam. Ha şimdi tabii Sayın Çavuşoğlu yapamaz. Ama bir dakika şimdi tabii size biz, de biz, ikinci biz, bölümde biz o bölümünü kabul etmiyoruz. Bizim adıma da konuşamaz Sayın Çavuşoğlu. İkinci bölümde sizinle ilgili sorularım da tabii, var. Tabii, tabii. Bununla siz olsaydınız yapar mıydınız acaba? Ya da ikinci bölüme bırakalım. Çünkü tamam. Öyle buracıklardan kolay olabilir bu işte. Tamam. Da oracıklarda biraz yapamam olur tamam, işte. İşte bazı şeyler sahada belli olur. Evet. Antrenman yaparsınız da maça çıktığınızda belli olur. Sizin ama de bol servisi yatırmasınlar sizi. Biz deriz ki biz antrenmanımızı da yaparık, sahada da oynarık. Özümüz de sözümüz de birdir. Yapamazsak da biz bu işi yapamayık be arkadaş derik. Geyerik Sakko, Özgür Hoca'nın dediği gibi, Allah rahmet eylesin, davul benim boynumda, tokmak başkasında olmaz be çocuklar der. Eksik olsun bu hükümet değil bu. Da derik.
son kısmı hariç bu lafları hep biz de duyarık. Yapamazsak da istifa ederik. Bir kişi de görmedim istifa etsin. Sevgili izleyiciler, çok sayıda gelen mesajlarınız var. Her zamanki gibi çok teşekkür ediyoruz. İkinci bölüme her zaman olduğu gibi sizlerden gelen mesajlarla başlayacağız. Onun dışında Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Kıbrıs konusu ve Sayın İzzet İrcan'ın başkanlığında Birleşik Kıbrıs Partisi'nin Akeli ziyareti var. Bunları konuşacağız. Bir de soracağız bakalım. Şimdi Sayın İzzet İrcan diyor ki yapamam. Ben de söylüyorum yapamam. İşte biz olursak yapardık diyor bunları. İkinci bölümde birkaç soru soracağız bakalım. O yapabilir miydi? Ermataş'ın sunduğu Er Meydanı devam ediyor. Evet, ikinci bölümle yeniden karşınızdayız sevgili izleyiciler. Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı Sayın İzzet İrcan ile olan sohbetimize devam ediyoruz. İkinci bölüme her zaman olduğu gibi sizlerden gelen mesajlarla başlıyoruz. Sayın Başkanım, çok rica edeyim kısa kısa cevaplarla geçersek eğer SMS'leri. Bir izleyicimiz demiş ki boş verin seli, yağmuru, çamuru, seçim heyecanını kaybetme Kıbrıs'ın. Dalga geçiyor. Tabii. Yani ne yazık. Tabii dalga geçiyor. Bu işte bu memlekette böyle geçerim demek yani ister. Yani adam demek ister ki ya insanlar ne bileyim su basmış, çirkepler dolmuş, insanlar mağdur olmuş, hastalıklar gelmiş, çocuklar mahsur kalmış. Boş ver sen onu. Sen seçime, seçime bak. Bak sen diyor izleyicimiz. Bravo. Program harika. Sel felaketinden etkilenen iş yerlerimize bütçe ayrıldı mı? Yok. Yok yani... Bazen derler işte yardım yapacağız. Hatta Güzellük'te hala bekleyenler evet. Var. Onu soracaktım ben. Veya dolu olur, afet olur. Hala yıllar geçmesine rağmen devlet tazmin edecek der. Bunda da değebilir. Ama öyle özel bir bütçe ve bu işi acilen yapacak bir yapı yok. Yani bizde bir doğal afet fonu yoktur. Bir fon var. Doğal afet fonu var. Ama bu yetersiz kalıyor. Yetersiz kalıyor. Ve yetersiz kalsa bile gerekli şeyi yapmıyorlar. Yani yeterini de yapmıyorlar. Amaca hizmet etmiyor. Amaca hizmet etmiyor. Yani peki. Tatmin etmiyor toplumu. Sayın Başkan, Kıbrıs'ın güneyi ile bir birleşme olabilir mi? Nereye, nasıl gidiyoruz? Bunu ilerleyen dakikalarda sevgili izleyiciler, çünkü Kıbrıs konusuyla ilgili Sayın İzcan'la konuşacağız. Orada bu soruyu sorup cevabını alacağız. Vatandaşlık sorunu ne olacak Sayın Alkan? Mağdur olduk demiş. Yani ne diyebilirim artık bu izleyicimize? Her program bize bu tür mesajlar geliyor. Her program konuk ettiğimiz yetkililere, etkililere soruyoruz bunu. Ne oldu bu vatandaşlık yasası? Ne oldu bu yurttaşlık yasası? Yok o komitededir, yok bu meclistedir, yok onunla görüşülecek, ondan bize gelecek, bir daha biz değerlendireceğiz, öbür tarafa gidecek de. 15 ay geçti, 18 evet. Ay hepsini koyarsak, 18 aydır yurttaşlık yasası yok memlekette. Sonuç şimdi bu. Şimdi bir hükümet programı açıklandı. İlk 6 ayda yapacaklarını tarihledi evet. Hükümet ortakları. Birincisinde de başlardı işte polisin sivile bağlanması falan filan, yolsuzlukların üstüne gidilmesi, kamu reformu, siyasi partiler yasası, vatandaşlık yasaları, muhaceret yasaları falan, bunların hemen hemen hiçbiri şu ana kadar yapılmadı. Ve bir iki defa hükümet ortakları zirve yaptı kendi arasında biliyorsunuz. Tekrar niyet belirtti. Ama bugüne geldik, yapılmadı. Zaten birkaç ay sonra da seçim yasakları gelecek. Seçim satım haline gireceğiz. Hepsi duracak demektir. Çok merak ettiğim bir şey var benim Sayın İzcan. Koalisyon hükümetleri defalarca bunu dile getirmeye çalıştık. Doğrudur derler. Bizde o var bizim memlekette. Doğrudur deyip yanlışa devam etmek. Koalisyon hükümeti ortakları neden ortak grup toplantıları yapmazlar? Bunu anlamak mümkün değil. Şimdi geçen gün Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Davutoğlu bakanlar 10 bakanıyla beraber Yunanistan'a gitti. Evet. Yunan hükümetiyle 9 da Yunanistan Bakanlar Kurulu'ndan ve Başbakan Samaras ortak bakanlar kurulu toplantısı yaptılar. Ne mühim bir şey ya. Bizim koalisyon ortakları kendi arasında yapamıyor. Burada hiçbir uyum yoktur. Ve birbirlerine karşı tavır içindedirler. Cumhurbaşkanlığı da aynı şekilde. O da üçüncü bir ortak gibi orada duruyor. Onun da talepleri var. Dolayısıyla şu ana kadar
uyumlu eşgüdüm içinde, iç rahat anlamında bir politika, bir yasal mevzuat, bir yasal tedbirler almadılar, alamadılar. Yani çok üzülüyorum. Özellikle diğerleri de çok önemli. Mesela askerlik yasasından beklentisi olanlar vardı, anayasa değişseydi önemli şeyler olabilirdi gibi. Her yasadan beklentisi olan insanlar var. Ama ya bu yurttaşlık yasası neymiş bu yasa ya, bu kadar zamandır çözülmez. İnsanlar diyor ki insan haklarına aykırıdır bu diyorlar. Bu yapılan insan haklarına aykırıdır. En azından bir şey çıkar ortaya. Ve halk bunu da görsün, faydalanabilen faydalansın. Bunu bile yapamıyor hükümet bu kadar zamandır. Bir takım kriterlerin olması ve yasalarla bunların belirtilmesi şarttır. Kesin, ama bunun da yapılması şart. Ha, bu yoktur. Nedir olan? Ya Bakanlar Kurulu kararıyla, hatırı sayılır kişilere, bazı gazeteciler bile var bunların arasında. Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlık verirler istediklerine hükümet. Veya İçişleri kanalıyla, onda da hiçbir kriter yoktur. Yani 25 sene, 30 sene burada yaşayan insanlar var. Hiç gelmeden vatandaş olanlar var. Tabii. Ama 20 sene, 10 sene, 15 sene burada bütün yasal mevzuata uygun müracaat edip sıra bekleyen ve sırası hiç gelmeyen de insanlar var. Ha, bu bir sistemin olması şart. Ha, bana sorarsanız vatandaşlık dağıtılmasına karşı taraf mısınız? Ben taraf değilim. Neden taraf değilim? Ama şudur. Çünkü bu ülkede habire vatandaş yapılması ülkenin yapısını, demografik yapısını, siyasi yapısını, kimliğini bozmaktadır. Ama bu ülkede yasal bir şekilde yaşayan insanlara her türlü demokratik hakkının, her türlü hukuksal hakkının sağlıktır, ne bileyim eğitimdir verilmesi de şarttır. Tabii. Eğer yasal olarak bu insanları sen bu ülkeye davet etmişsen ve sana vergilerini ödüyorlarsa ve yasal olarak burada kalıyorlarsa. Çok basit bunu değil mi? Bunu dikkat edip ayırmak lazım. Çok basit değil mi Sayın İzcamoğlu'nun kıstaslarını koymak? Çok basit. Çok niyet, kolay değil niyet, mi yani? Niyet, tabii tabii. Yani şimdi koalisyon nereden kurulur Mustafa Bey? Oyunuz yetmez. Ben sizinle bir koalisyon yaparım. Evlilik gibidir. Evliliğin kuralları yazılı veya sözlü eşinizle aranızdadır. Ahlaki kuralları, namus kuralları, saygı kuralları. Bunlar çiğnendiği zaman bu evlilik biter. Koalisyonda da ortaya bir anlaşma koydunuz. Bu kurallara, bu yapacağım dediğin koalisyon metinlerine uymak zorundasınız. Uymuyorsanız birinci iş büyük ortağa düşer. Çıkar topluma der ki ben bu koalisyondan çekiliyorum, bozuyorum. Çünkü bu adam bana bunu yaptırmıyor. Eğer yaptırmayan uçuyorsa veya tersi. Bunlar binlerce, onu da demiyor. Binlerce mağdur var. Bunlar onu da demiyor. Hem hiçbir şey yapmıyor. Hem de dönüp vatandaşa da diyor ki bu hükümetin daha 5 sene ömrü vardır. Daha işin başındayız. Bekleyin, gandır çocuğu Taksim istesin. Sallan yuvarlan gidelim. Ama sen saltanatını süreceksin diye. Sen partizanlığını yapacaksın diye. Sen istediğin gibi yandaşlarını onaracaksın diye. Bu toplum buna katlanmak zorunda değildir. Mağdur var diyorum. Binlerce mağdur var bu ülkede bu konuyla ilgili. Büyük haksızlıktır bu. Devam edelim. Tek güvendiğim insan İzzet İrcan'dır bu ülkede. Çünkü senelerdir kendisini dinliyorum. Her söylediği doğru ve ne söylese arkasındadır. İsmini de vermiş. Temel Lefkonuklu isimli izleyicimiz destek belirtmiş. Teşekkür size. Ederiz. Yani bakınız. Şimdi siz soracağım. Ama tabii bir de koltuğa oturduktan sonrası var. Bizim ülkede sonra bilirsiniz sevgili izleyiciler. Koltuğa oturmazdan evvel başka. Koltuğa oturduktan sonra başka. Öyle başka böyle başka. Şimdi Sayın İzcan daha oturmadı koltuğa. Şimdi bak Mustafa'm. Biz belli bir dönem şahsım adına konuşacaksan milletvekilliği de yaptım ben. Biliyorum. O görevlerde de bulundum. Parlamentodaki arkadaşlar da bilir. Çalışanlar da bilir. Orada da bizim özümüz ve sözümüz hep tek oldu ve aynı oldu. Tamam, hiç yalpalamadık. Müsaade edeceksiniz. Ben sorayım. Tamam. Ona göre verirsiniz cevabını. Tamam. Bakalım öyle orada oturmak gibi midir bu işler? Peki. Devam. Peki. Devlet bütçe ayırmıyor. Biz vergi ödüyoruz. Neden 30 yıllık eşyalar neden demiş. Devam etmiş. 30 yıllık eşyalar, duvarlar, yazık memura, doktora, halka, hastanelerimize bakılmıyor. En temiz olacak yerdir hastaneler demiş. Mine Saraçoğlu isimli izleyicimiz. Doğru. Gerçekten bu sağlık konusuyla ilgili çok ciddi şikayetler geliyor. İzleyicimiz de sağ olsun takip etmiş, yazmış bunu. Sağlıktan önemli ne olabilir Sayın Başkan bu hayatta? Yani? İnsan hayatından
İnsan yaşamının daha kıymetli bir şey var mı hayatta? Dökülüyor diyor. Yani kendi çocuğunuzdan başlayın, uzağa doğru bakın. Au dediğinde çocuk da uyuyamaz. Ya da böyle yağmurlu havada eğer yoldaysa içiniz titremez mi? Sizin çocuğunuz. Canınız yanar tabii. Peki sadece sizin çocuğunuz mu önemli olan? Herkesin çocuğu var. Hepsi bizim çocuklarımız. Tabii. Dolayısıyla insan yaşamı daha değerlidir her şeyden. Gelişmiş ülkelerde insana saygı var. Demokratik rejimler gelişir ve insan odaklı bir rejim oluşur. Gelişmemiş ülkelerde bizim gibi Orta Doğu ülkelerinde, hatta daha da geriye gidersem Afrika'ya, Uganda'ya, Ruanda'ya veya şu anda Araplarda işte görüyorsunuz IŞİD, Bazdallar insanları. Bunlar çağ dışı rejimler ve onların ürettiği, onların yetiştirdiği çağ dışı kişilerdir. O yüzden bir kanser hastanesi Mustafa 11 milyon TL'dir. Son ihaleye çıktık biz. Burada. Evet. Hükümet çıktı. Be arkadaş, senin harcadığın bütçeye bak. Cumhurbaşkanlığı bütçesine bak. İkram bütçesine bak. 18 milyon sadece evde yatacak olan müşavirlerin bütçesine bak. Bir hastane 11 milyon TL'dir. Sen iki tane hastane yapan her sene bu boşuna verdiğin parayla sadece müşavirleri bırak öbürlerini. Saymakla bitmez. Saymakla yani. Bitmez. Yap be. Temizle ya. Doktorlara da de ki arkadaş sen doktorluğunu devlette mi yapacaksın? Full time? Özelde. Özelde mi yapacaksın? Özelde yapacaksın. Buyur git. Doktor dolu ortalık. Bakınız benim babam rahatsız. Kanser hastanesine gideriz devamlı. Eski de hasta olduğu için hala ücretsiz bakılıyor ve 10 yıl var sürekli gidiyoruz. Saat 8'de doktor girer. Doktor Kisos odasına. Kanser uzmanı. Doktorumuz odur. Saat 3.30'a kadar oradadır. Yemeğini de hastanenin kantininde yarım saat yer. Randevu usulüdür. Belki de günde dünya kadar hasta bakar. Mütemadiyen dosyalar gelir o teşhis onun gibi iş yapar yani. İş yap. Şimdi sen bu sistemi burada kurmak zorundasın. Kurmuyorsan önce seni ben suçlarım. Sonra bu sisteme çomak sokanları suçlarım. Her şeyi para görenleri suçlarım. İnsanları meta, para, kar aracı olarak gören zihniyeti suçlarım. Ve bunun emeğiyle, emekçiyle hiçbir alakası yoktur. Sen hastaneye ilaç bulman, sen hastaneye gaza bezi bulman, sen hastanede bir MR çekelim gidelim 3 ay kuyruğa girelim. Yollan beni geç karşıya den özelde çekerler karşıda. Sen izaz ikramlara, yurt dışı ziyaretlerine, törenlere, fişenklere, ne bileyim havai gösterilere hepsine para bulun değil. Onlar mı daha önemlidir, insanımız mı daha önemlidir? Çok doğru. Devam edelim. Çok teşekkür ediyoruz bu izleyicimize duyarlı mesajından dolayı. Meclisteki vekiller iş yapmadan para kazanmak amacı için vekildirler. Sizce amaç halka hizmet mi olması, halka hizmet olması gerekmez miydi? Para değil. Bence onlar da asgari ücret kadar maaş alsınlar. İşte o zaman bir tanesi bile mecliste kalmaz. Hepsi de çil yavrusu gibi dağılırlar demiş. Bir örnek sana. Buyurun. Uruguay devlet başkanı şu anda 85 yaşındadır. Bir şehir gerillasıydı. Solcu bir gerillaydı. İç savaşında Uruguay. 8 milyon nüfuslu bir ülkedir Uruguay. Küçük bir ülke. Ve o mücadelede, o devrimden sonra Cumhurbaşkanlığı görevine seçildi. Bir gırık vosvosu var hala daha. Çiftlik evinde kalır. Böyle saraylar, aksaraylar, şatolar istemedi. Aylığının da %90'ına yakınını fakirlere verir. Geri kalanından da geçinir. İkinci deva aday olması için yalvardı bütün Uruguay. Yoksulluk oranını %46'dan 6'ya düşürdü. 5 senelik bir dönemde Uruguay'da. Düşünebilin. İşsizlik oranını büyük oranda düşürdü. Uruguay parlamentosu olduğu gibi yalvardı. Anayasada değişiklik yapmış. Bir dönem daha ya diye. Hayır dedi. Benim bir dönem yeter. Nelson Mandela, Güney Afrika'nın efsanevi lideri, 27 sene hücrede yattı. Evet. Irk ayrımını sonlandırdı. Hücreden cumhurbaşkanı olarak çıktı. De Klerk ile anlaştı. Beyaz rejimle. Irkçılık kalktı. Bir dönem yaparım dedi cumhurbaşkanlığını. İkinci dönem kabul etmem dedi. Başka arkadaşlar gelsin. Ve çekildi ve bizim Türkiye'nin Atatürk'ü neyse o odur
Güney Afrika halkı için. Ve nerelerde dedi yani bunlar? Ve Afrikalarda. Afrikalı. Uruguay'da. Bizde öyle. Güney Amerika'da. Bizde adam 80'e gelir, 90'a gelir. Ölecek, hala daha ben cumhurbaşkanı olacağım der. Bizde adam... Geleceğiz. Adam torun bakması gereken adam. Hala daha ben milletvekili olacağım der. Yetişmez başbakanlık. Daha uğraşırım der. Hiç gördün mü? Yeter, tamam diyen kaç tane çıktı? Ben bu görevi layıkıyla yapamadım, istifa ediyorum diyen kaç tane çıktı? Ben şu yolsuzluk iddiaları var, madem ki başarısız oldu bakanlığım, çekiliyorum diye. Trafik cezasını hanımının üstüne yazdırdı diye İngiliz bakan, hem bakanlıktan istifa etti, o da yetmedi, mahkeme sürecinde hapse mahkum oldu milletvekili. E şimdi işte dünya, dünyanın bir bölümü işte KKTC. Güzel. Eski insanlara değer verdiği sözle değer bulurdu. Sevgili izleyiciler, tekrar tekrar hep söylüyorum bunu ama mecburum yani bunları söylemeye. Çok karışık geliyor bu mesajlar. Harfler birbiri içine giriyor, kelimeler kayıyor, cümleler kayıyor. Bazen anlamı bile kayıyor. Toparlamaya çalışıyoruz biz de onu. Bazen komik olursa eğer anlayınız ki gelen mesajların birbiri içine girmesindendir. Çünkü ben bile bazen okuyunca tam anlayamıyorum ne demek istenildiğini. Eski insanlara değer verdiği sözler değer bulurdu. Yani derlerdi ki bu adamın sözü senettir, senede doğru. Gerek yok. Doğru. Kısacası senetlerin yasallığının tartışılacağı, bu milletvekillerinin bu sözü verip vermedikleri tartışılmalı, senetlerinin yasallığı değil. Güzel söylemiş. Evet. Yani boş ver demiş attığı kağıdı, verdiği sözlere bakmak zaten lazım. Onlar da diyor ki o kağıdı artık biz tanımıyoruz. O kağıt isteyen mahkemeye gitsin diyor. O kağıt geçersizdir diyor o imzayı atanlar da. Peki. Aramak istiyorum, telefon yazın demiş bir izleyicimiz. Telefon almıyoruz sevgili izleyiciler. Hiç telefon almadık, almıyoruz. Almayacağız da bundan sonra. Sadece ve sadece eğer bu programda konuşulan isimlerden biri ise ve söz hakkını kullanmak isterse ancak o zaman telefon alıyoruz. Eğer öyle bir de durum varsa rejiden rica edelim. Eklesin oraya telefonumuzu. Sadece söz hakkı varsa eğer telefon alıyoruz. Onun dışında programımıza telefon bağlantısı almıyoruz. Hiç almadık zaten. Devam. Güzel yurt esnafı ve halkı ne kadar ödediyse, halkına ne kadar ödendiyse onlara da o kadar ödenecek demiş. Bu ne demek? Sel'den bahsediyor sanırım. Bu ne demektir bilir miyim Mustafa? Yok, söylediği şudur aslında. Güzel yurt halkı ve esnafı ve narinciyecisi. Verdi narinciyesini geçen sene. Onu söylüyor. 30 kuruş kilosu. 28 milyon TL daha borcu var Ciproex'in. Evet. Ve 30 kuruşa aldığı portakalı dahi ödemedi. Türkiye'den gelen bazı tüccarlar dolandırdı insanları, çek verdi ve karşılıksız çıktı. 5 kilo, 5 okka bir çanta portakalı adam satacak 30 kuruştan 1,5 lira içecek bir acı kahve. Odur söylediği. Badavezi sattığına Elyeliler, Gaziverenliler, Lefkeliler, üreticiler, Angolemliler 70 kuruş kilosu. 1 lira bile değildi. Ne acı bir şeydir o. 70 bunlar. Kuruş yani 10-15 torba badavez 10 TL ve o adam hayır edecek. Yani bizi ne kadar ödedilerse der güzel yurt halkı, esnafı ve en fakir bölgelerden biri ve en göç veren bölgelerden biri ve nüfusu sürekli azalan bölgelerden biri. Ne evet. Acıdır. Ve en fazla Kıbrıslı Türk Güney göçmeninin yaşadığı bölgelerden de biri. Baf'tan, diğer bölgelerden gelen bir aile insan var. Perişan durumda. İhmal edilmiş bir yer. Bir hastanesi bile yok. Bakınız bir hastane kavgası bile yok. Bir sanayisi yok. Turizmi yok. Hiçbir şey yok. Berikat birkaç üniversite açıldı. Ya biraz toparlandı. Biraz olsun nefes aldı insanlar Lefke'de veya Ottü'de veya biraz olsun. Şimdi o insanlar da bize o mesajla diyor ki bize ne ödedilerse seçimde biz de onlara onu ödeyecek. Anladın? Devam edelim. Ben solcuyum ama oy verecek bir sol parti bulamıyorum. Sadece hamma hummacılar var. CTP'nin de sırası gelecek UBP'ye olduğu gibi demiş izleyicimiz. Bu soruya ben bir ekleme yapalım. Ekleme yapayım. Ona göre cevap veriniz. Sizin diğer sol partilerden farkınız nedir? Ve şu anda ortada ciddi bir sol oy potansiyeli vardır ki nereye gideceği belli değil. Evet. Bu oylar sizce neden size gelsin? Neden bize gelsin? Ve farkınızı da duymak isterim. Neden bize gelsin?
Çünkü bu kesimin bu ülkede tek temsilcisi artık sadece biz kaldık. Yani emekçilerden bahsederim. Üreticiden bahsederim. Hayvancıdan bahsederim. İşçiden bahsederim. Özel sektörden bahsederim. Özel sektör çalışanlardan bahsederim. Biz Birleşik Kıbrıs Partisi olarak sınıfsal temelde siyaset yapan bir partiyiz. Ve bu sınıfların temsilcisiyiz. Ve halktan yana politikalar üretiyoruz. Emek, özgürlük, eşitlik, barış. Bu temel üstünden siyaset yürüten bir ve büyüyen bir örgütüz. Bizim dışımızda ve seçimlere de tarafız. Biz öyle dışarıda durup seyreden, bu ülkede seçimin koşulu yok deyip bazı seçime giren, bazı seçime girmeyen, işine geldiği gibi hareket eden partilerden de değiliz. Tam tersine Yunanistan'daki Syriza'nın, yani Sol İttifak Partisi'nin yaptığı gibi, bir zaman onlar da %3-4'üydü. Şimdi %28-30'la Yunanistan'daki birinci parti durumuna yükseldiler. Ne 16'da ne örgüt birleşti ve bir çatı altında Sol ittifakı kurdu. Biz bunu kuran, bunu kurmak için uğraşan, kısmen de kuran bir örgütüz. Dolayısıyla kendi için siyaset yapmıyoruz. Toplum için siyaset yapıyoruz. Kendi namımıza bir şey istemedik ki. İsteseydik zaten burada olmazdık. Kendisi için bir şey isteyenlerin bulunduğu yer değildir BKP. Zaten izlediği siyasetle bunu kanıtlamıştır. O nedenle dürüstlük mü istiyorsunuz? Var mı birinin bize bir lafı? Varsa bağlansın söylesin. Varsa hakkımıza bir şaibe söylesin. Yolsuzluk mu? Varsa söylesin. Hırsızlık mı? Varsa söylesin. Vatanını, milletini, insanını sevmek mi? Bizden fazla bu ülkeyi seven kaç kişi var? Eğer sevmeseydik biz de bencil olurduk. Biz de bireyselci davranırdık. Biz de daha büyük, işte halktan daha fazla destek alan düzen partileri var. Bir şekilde onların içinde yer alırdık. Veya orada isek orada kalırdık. Biz, az önce bir mesaj geldi. Sözünün arkasında duran, ne istediğini bilen ve bugün öyle yarın böyle yalpalamayan bir siyasi çizgi iyi savunan insanlarız. Ve en önemlisi, temelinde insan sevgisi var. İnsanlar arasında biz rengine, yüzüne, diline, dinine, geldiği kökenine bakmadan siyaset yaparız. Sol temel felsefenin özünde bu vardır. Ve birleşik, federal bir Kıbrıs'ı, yani barışı hedefliyoruz. Peki. Barışa gidecek yolda siyasal önderlik yapıyoruz. O yüzden bize destek olmalıdır. Biz de halka destek olmalıyız. Biz sadece biziz bu da demiyoruz. Bize yakın duran kesimlerle de, ister TDP olsun, ister Baraka olsun, ister sendikalarımız, bazı sendikalarımız olsun veya bireyler olsun, onlarla da her türlü dayanışma ve işbirliğini yapıyoruz. Bu dayanışma ve işbirliği çerçevesinde Sayın Akıncı'yı, bakınız, Cumhurbaşkanı adayı olarak bağımsız aday olan Sayın Akıncı'yı var gücümüzle destekliyoruz. Geleceğiz oraya şimdi. Yani şimdi böyle bir felsefenin ve yeniliğin temsilcileriyiz. O yüzden bu toplum değişim istiyorsa, yenilik istiyorsa, geçmişten kurtulmak istiyorsa, bu statükocu yapıdan, bu bencil siyasetçilerden ve onları partizanlıkla yaparak eskiyi temsil eden siyasi kültürden kurtulmak istiyorsa bize destek olmalıdır. Çok net bir soru sormak istiyorum size Sayın İlcan. Siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'ne inanıyor musunuz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde ben görev yapmış biriyim geçmişte. Mesele inanıp inanmama falan, bu tartışmaların hiçbir anlamı yoktur. Kuzey Kıbrıs Meclisi, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan insanların seçim yoluyla kendilerini temsil için seçtikleri bir organdır. Ben bu organda görev yaparım. Bu organda görev yapmak istememin sebebi, mücadelede, az önce saydım mücadelenin neler olduğunu, bir mevzidir, bir araçtır. Ve özgürlük mücadelesinde, bağımsızlık mücadelesinde, demokrasi mücadelesinde her araç kullanılmalıdır, her mevzi kullanılmalıdır. Ve bunu da en geniş işbirliği ve cephe politikalarıyla yapmanız gerekmektedir. Ne yapalım yani? Oturalım, seyredelim, halkı essinler, halkı çalsınlar, kendi aralarında satılsınlar. Biz de diyelim ki hayır, biz yokuz, biz oynamayız. Yok, biz varız. Ve gerçek anlamda bir barışın olması ve demokratik bir ülkenin olması, birleşik bir ülkenin olması ve buna bağlı gene meclisler olacak, gene hükümetler olacak. Bu toplumun siyasi önderliğini yüklenmek istiyoruz ve göreve talibiz.
Şunu sormak istiyorum size. Göç yasasına karşı mısınız? Prensip olarak karşıyım tabii. Peki. Ama bakınız amayı da söylemek zorundayım. Zorundasınız tabii. Tabii. Zorundasınız. Bu ülkede tabii. Sadece kamu görevlileri yaşamıyor. Eşit işe eşit ücret Uluslararası Çalışma Örgütü'nün evrensel bir kuralıdır. Bunu her demokratın, bırakınız sosyalistliği, her demokratın ilerici insanın savunması lazım. Fakat sadece o değil bu ülkede sorunu. Bu ülkede 80 bin tane özel sektör sosyal sigortalı insan var. Bunların da yanındayım ve esas adaletsizlik oradadır. Adaletsizliğin tümüne karşı çıkacağız. Ayrıcalıklı bir sınıfların oluşmasına müsaade etmeyeceğiz. Kamu ayrı, özel ayrı. O emekli olacak alacak 50 milyar, 100 milyar, 200 milyar ikramiye. O emekli olacak memurmuş diye alacak 5 milyar aylık, 4 milyar aylık, 3,5 milyar. Öbürü de ben yarın emekli olsam kaç para aylık alırım Mustafa, bilir misin sen? Hayatım boyunca ben özel çalıştım, mühendis olarak çalıştım. 1,5 milyar, 1500 lira, 3 sene sonra emekli olacağım. Şimdi olamayanlar var, evet. İşsizler var, dullar var, yetimler var, öksüzler var. Biz bu adaletsizliklerin tümden ortadan kalkmasını isteriz. Peki, Sadece göç yasası değil. Öbürleri de bizim çocuklarımız. Tamam. Onlar da göç ediyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Tamam. Şimdi siz ne kadar başka sahaya dönseniz de benim gireceğim saha bellidir. O saha da şudur. Şimdi siz KKTC meclisine inanmam demediniz. Bir temsiliyet, bir etki olması için orada olmamız lazımdır dediniz. Ve biz, çalışacağız bunun için. Biz iktidar kavgasını her organda, her araçla, her mücadelenin içinde olacağız. Peki, ben de şimdi size diyorum ki Sayın Başbakanımız Özkan Yorgancıoğlu için programın başında epey eleştirilerde bulundunuz. Özellikle göç yasasıyla ilgili olarak. Evet. Ben de diyorum ki şimdi bugün başbakansınız siz. Başbakan Sayın İzzet İzcan. Göç yasasına da bağırdınız, çağırdınız, bugün de başbakanlık koltuğuna oturdunuz. Değişiniz bu yasayı. Şimdi Serdar Bey ne dedi size geçen programda? Ben size, hatırlıyorum. Ben size ne dedim ama? Tamam. Şimdi Serdar Bey bana bir şeyler söyledi programda. Bekle. Şimdi ben size ne dedim? Senin ne dediğini ben anladım. Ben de ona cevap alayım o zaman. Müsaade et, ben de ne dediğimi söyleyeceğim. Yok siz de Sayın Turgay Avcı gibi Osmanlılara kadar gidersiniz. Yok yok, biz Osmanlıcı değiliz. Peki. Şimdi, için güzeldir Osmanlı. Yok, biz Osmanlıcı değiliz. Biz Kıbrıslı. Merak ederim ama Kıbrıslı nereye bağlayacaksınız? Buyurun. Soruyu, şimdi, soruyu bir daha sorayım sulandırmadan. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı oldunuz. Göç yasasına da karşısınız. Değişiniz bu yasayı. Şimdi Serdar Bey size dedi ki 3000 civarında yeni insan alındı işe. Ve imkanlarımız, bütçemizde para yoktur bu insanlar için. Belli ki Ankara'daki hükümet de size diyor ki paran varsa yap, ben karşıyım. Pakette de vardı. Paket uyguladı İrsen Küçük hükümeti, bu kararı aldı. Paran varsa yap, ben karşıyım. Para vermem bu iş için. O zaman süratle sizin kaynaklarınızdan kaynak yaratmanız lazım. Ve bunu düzeltmeniz lazım. Önce kaynağımı yaratırım. Vergilenmeyen vergilerimi korurum. Kaçak yaşamı tutarım, engellerim. Trilyonlarca kaçak bir yaşam vardır. Sadece iki petrol şirketi monopol kurmuştur bu ülkede. İki telefon şirketi monopol kurmuştur bu ülkede. Petrol fiyatının kaça alındığını bile hükümet bilmez. Malta'daki şirketten veya bilmem neredeki şirketten dolayı. Haksız yere bütçenin deliklerini kapatırım. Yarattığım kaynakla da en altından, en mağdurdan başlarım. Yukarı doğru giderim. Çok kazanandan, çok az kazanandan az vergi alırım. Ve devleti küçültürüm. Bu hantal, verimsiz, beleşçi bir yapıya müsaade etmem. Mesela ne yaparsınız? Mesela bu kamunun işleyiş biçimini kesinlikle değiştirmek lazım. Tayinlerin, terfilerin, işe alımların, verimlilik esasına göre çalışmanın hepsini getiririm tabii. 4 kişi oturacak bir odanın içinde 5 tane bayan, Lefkoşa Belediyesi'nde oturduğu gibi. Gelecek Cemal Bey kulakları çınlasın, koyun bir iskemme oda otursun derdi zamanında. Ondan evvel de Kutlay Bey derdi ama onu da söyleyelim. 250'den aldı, 450-500'de bıraktı. Bine çıktı, ondan sonra da belediye battı. Şimdi içinden çıkılmaz bir hal oldu. Devlet de böyle battı. Batmış bir devletle bütçeyle bahsediyoruz. Ne diyor Sayın Zerren Mungan? Gelen 5 yıldan sonra, 5 yıl içinde cari giderlerimizi bütçemiz karşılayacak düzeye gelecektir diyor. Neyi karşılıyormuşuz şimdi? %75'ini. Neden? Çünkü gelirleri, giderlerini karşılamıyor. Kötü yönetiyor. Gerekli reformları yapmıyor. Ben olsam yaparım. Canım acısa da yaparım.
Ve bu eksiklikleri gidermek için elimden geleni yaparım. Eğer biz gidip Ankara'daki hükümete ikide bir el avuç açacaksak, onda onun da bize söyleyeceği şu olacak, onu bileceksiniz. IMF de böyle yapar. Kıbrıslı Rumlara da Troika böyle yaptı. Paran yoksa kardeşim, sen batırmışsan ülkeni, sen çalmışsan bankalarda paralarını, Güney Kıbrıs'ta böyle oldu. O zaman Troika'nın kuralları geçerlidir der, sen de boynunu büken. Siz de ikide bir gidip Ankara'nın kapısına şükran şükran çekip bize para ver derseniz, o da bir gün size tembellere salaklar der, kızar. Bir gün biz et ve tırnak gibiyiz, ayrılmayız der. Ama talimat da verir. Dolayısıyla bu ülkenin kaynakları rahmetli Arif Hoca nur içinde yatsın. Cuma gecesi Kıtöz salonunda anacağız kendisini. Kıtöz bir gece tertipledi. Bu ülkenin kaynakları bu ülkeye yeter derdi. Aşk alalım gerekirse, daha az aylık alalım. Kendi aramızda bir dönem yaptığımız gibi oturup konuşalım ve kaynaklarımızı adil bölüşelim. Göresiniz bakalım var mı yok mu? Türkiye'nin bütün sanatçıları buraya gelecek Mustafa'm. Çalacak, oynayacak, onda otel yokmuş gibi. Bir gecede 250 milyar, 300, 500 milyar bayram gecelerinde her sanatçı cebine koyacak. Ben sorarım, kaç para vergi verdi? Hadi bakalım. Ben sorarım şimdi bu betohüsler, kumarhaneler, bilhale şeyler. Kaç para vergi veriyorlar? Denetim altında mı? Bu devlet bir gımındasa... Bir soru sorayım. Kaynak vardır ve bulunur. Otellere falan geldiniz. Tam Aziz Nesinlik'tir bu ama... Sormak lazım. Ekranların önünde bunları konuşmak lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gazinolara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları girebilir mi, giremez mi? Yasamıza göre KKTC vatandaşlara yasak idi. Sonra sanırım bir değişiklik yaptılar. Ama yasaya göre KKTC vatandaşları bu kumarhanelere giremez. Komedi değil mi bu? Bu resmen bir komedidir. Bugün bütün gazinoların içinde giriniz, her 10 müşterinin en az 8 tanesi Kıbrıslı Türk'tür. Peki sen şunu da bilir miyim? Ve buyurun. Zil çalar, polis baskını önceden çoğu zaman haber verilir. Zil çalar, arka kapıdan herkes çıkar, polis de baskın yapar. Zil çalar, gece kulüplerine baskınlar olur. Bir cez garibanı kıstırırlarsa yatağın kenarında otururken alırlar giderler. Hayır, devlet bunu görmez devlet mi? Devlet bunu bilir. Evet. Devlet fuhuştan vergi alır gece kulüplerinden. Baskınımı da yaparım baskınımı ama diyor. Baskınımı da yaparım der. Garibanı da yatağın kenarından alır giderim der. Birkaç tanesi. Numunelik. Peki. Peki bir şey daha var. Eksik bıraktık. Buyurun. Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümeti döneminde bu bet ofisleri, Serdar Bey dedi ya tehdit ediliyorum şimdi kulağına. Evet. Bu at yarışları, köpek yarışları serbest bırakıldı. Her tarafa yayıldı bunlar. Bu nedir bilir misiniz Mustafa Bey? Kapitalizmin, nefret ettiğim bu düzenin, sömürünün, hastalıklarının dışa vurulmasıdır. İnsanlar ekmek yemeği bulmaz ama bu kumarlara para bulur bazan. Çocuklarını ihmal eder, ailelerini ihmal eder. İnsanlar intihar etti, dünya kadar insan, aileler yıkıldı bu hastalıklardan dolayı. Bu hastalıktır bu. Dolayısıyla bizim savunacağımız dünya düzeninde böyle yerlere fuhuştur, kumarhanedir, bilmem nedir, bet ofisidir yer yoktur. Peki. Üreteceksin, işleyeceksin, turizm, evet turizm yapalım. Eğitim, tek gelişen alan odur şimdi. O da üniversitelerimizin sağlıklı çalışmalarına buna kendilerine teşekkür ediyorum. Uğraşıyorlar, 73 bine ulaşmıştır, daha da artması lazım. %38'lik gayri safi milli hasılamız bizim bugün turizmden geliyor Mustafa. Düşünebilir misin? Yani bu ülkenin bütçesinin %38'i turizm. Daha da artması lazım. Daha abi. Da artacak. Çalışmamız lazım. Turizmi, doğa turizmi, sağlık turizmi, konferans turizmi bir ale alanlara açmamız lazım. Ve imkanımız da var bunun için çok. Ticaret, onunla uğraşalım. Küçük esnaf, küçük sanayi. Yapılacak çok iş var. Biz ne kerhane isterik, ne kumarhane isterik, ne betovisi isterik. Bunlar kapitalizmin hastalıklarıdır ve bizim gibi insanların bunları savunmaması lazım. Sol adına hükümet olan ve bundan alacağı parayla sporumuş finanse edeceğiydi. Arkadaşlar Sayın Öntaş Düzgün'de o dönem müsteşardı. Evet. Çok hatırlıyorum demeçlerini. Geldiğimiz noktada ne oldu? Esrar turizmi gelişti. Eroin gelişti. Çeteleşme oldu. Hesaplaşmalar oluyor. Bakanlar bile tehdit ediliyor.
Tehdit edilmesiydi Serdar Bey, çıkıp ben tehdit edildim, çocuklarım edildi demezdi. Aynı şeyi Sayın Nazım Çavuşoğlu da söyledi, ben de tehdit edildim dedi ama kameraların önünde çıkmadım söyleyeyim. Çünkü eğer kontrolsüz bir şekilde yeraltı, yer üstünü egemenlik altına alırsa bundan daha kötü bir şey olamaz. Peki, biraz tempoyu yükseltelim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine geçeceğiz ama son konu olarak şunu sorayım size. Üç vekilin transferiyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Siyasi ahlaksızlık. Siyasi ahlaksızlık, bunun başka bir şey söyle. Ne söyleyeyim ki? Alınıp satılan insan vücudunu parayla satan insandan farksızdır. Kusura bakmasınlar. Çok ayıp. Çok ayıp. Yani siz daha evvel hükümet bozdurttunuz transfer olarak. Sizi alanlar da hata yaptı işte. Onların bedelini ödüyorlar. Şimdi başka kombinasyonlara girdiniz. Halkın iradesine aykırı davranıyorsunuz. Siz bunları söyleyerek bu oyları almadınız. Ne söylediyseniz, neredeyseniz, ne için halktan destek aldıysanız onu yerine getirmeniz lazımdır. Ne yazık, bizim parlamentomuz çoğu milletvekilinin ikinci işidir ve çıkar aracı olarak kullanılmaktadır. Çok söylenecek şey var aslında bununla ilgili. Özellikle bu sonuncusuyla ilgili. Yani her sene olur bunlar bu aralıktaki bu transfer sezonunda. Ama özellikle bu olan, yani biliyorsunuz Ulusal Birlik Partisi içinde de öyle lay lay long geçmedi bu işler. Yok, kavga ettiler. Yani bağırma çağırma oylamada red çıktı diyorlar, bilmem ne diyorlar. Bin bir türlü şey var, milletvekilleri var. Diyor ki yani biz kabul etmedik, nasıl çıktı bu diye. İşte bazıları diyor ki Sayın Eroğlu'nun organizasyonudur bu. Birçok şey söyleniyor. Siyasi olarak ayrı bir leke daha siyasi kültürümüze geldi ve yapıştı ve zor çıkar artık buna. Tabii bunu şunu da eklersek tamamlanır. Bu yasaları değiştirmeyip bu işlerin olmasına zemin hazırlayanlar da en az onlar kadar suçludur. Peki şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gelelim Sayın İzcan. Sayın Mustafa Akıncı'yı destekliyorsunuz. Evet, destekliyoruz. Şunu öğrenmek isterim ben. Kıbrıs konusunda, diğer konularda değil, Kıbrıs konusunda Sayın Akıncı gelirse eğer ne değişebilir? Bakınız, biz toplum lideri seçiyoruz. Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Görüşmeci seçiyoruz. Yani bu halkın iradesini temsil edecek birini seçmek istiyoruz. Sayın Akıncı'yı neden biz destekliyoruz? Ne farkı var diğerlerinden ki aday çıkarmadık? İstesek aday çıkarırdı. Çıkarmadık ve yanında duruyoruz. Çünkü belli temel politikalarda toplumun ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bir, Kıbrıs sorununda açık ve net bir duruş sergiliyor. Diyor ki benim birinci manifestomun birinci maddesi ana sorun Kıbrıs sorunudur. Ben bu sorunun birleşik, federal bir Kıbrıs şeklinde, iki bölgeli, iki toplumlu bir ortak devletin kurulması şeklinde çözülmesi için çalışacağım. İkinci, tamam, bunu herkes söyleyebilir. Bunu herkes söylemiyor. Diğerleri daha söylemedi. Sayın Eroğlu bunu hiç böyle söylemedi. Birleşik Federal bir Kıbrıs, bilmem ne istiyorum. Hayır, tam tersini istiyor. Bölünmüş iki bir Kıbrıs istiyor. Sayın Eroğlu'na da geleceğiz birazdan. Diğerleri de aynı. Şeye gelince en önemli fark, diğerleri hiçbiri bunu da söylemiyor. Ben güven yaratıcı önlemlerin bu aşamada hayata geçmesini istiyorum. Paralel bir şekilde görüşmelerle ve Maraş'ın açılmasını, buna bağlı olarak Manusa Limanı'nın açılmasını, Ercan'ın açılmasını ve direkt ticaretin başlamasını, ambargoların kalkmasını istiyorum. Avrupa ve dünya buna hazır mı? Evet, hazırdır. Bunu kabul etmeyen ve bizi bu ambargo altında yaşamaya mahkum eden politika nedir? Maraş bütünlüklü çözümün parçasıdır. O yüzden bütünlüklü çözümle çözülecek. Ha, Rum tarafı ister mi biz ambargo altında yaşayalım? İster. Ama onun istediğini ters çevirecek olan diplomaside bizim başarımız olmalıdır. Sayın Akıncı bunu da ortaya koyuyor. Sayın Akıncı bir de ne diyor? İkinci önemli sorunu bu ülkenin nedir bilir misiniz? Ankara'daki hükümetlerle ilişkiler. Evet. Bu şekilde amir memur ilişkisi, bu şekilde devlet vilayet ilişkisi doğru değildir. Biz diyor Ankara'daki hükümetle, yöneticilerle eşitlik ve saygınlık temelinde ilişki kuracağız. Kıbrıs Türk toplumunun çıkarlarını ben koruyacağım. Benim sözcülüğüm, benim temsilciliğim halkımın verdiği güçten gelecek. Yani ben halkımdan destek alacağım. Eğer Ankara'daki hükümet aksi bir politika uygularsa bunun karşısında dururum.
Eğer bu ülkeme, insanıma faydalı bir politikaysa da işbirliği yaparım. Peki. Bugüne kadar bunu yaptı mı bu liderler? Hangisi yaptı? Hiçbiri yapamadı bunu. Bundan sonra da zor olur bu iş zaten. Tamam. O bir sizin öngörünüz. Evet. Ama denemekten, aramaktan, mücadele şimdi etmekten vaz mı geçelim? Şimdi, hayır. Asla. Tabii burada Sayın Akıncı'nın bir artısı var. Tepkisini görevdeyken gösterebilmiş biridir. Yani onu da biliyorsunuz. Yani evet. Sayın Özayranlı general, evet, şimdi intihar ettiğin sonunda kendi kendini öldürdü. Türkiye'de bugün yaşamıyor artık. Hakaret etmeye başladığında, kuyruklarını kısacaklar, oturacaklar dediğinde Sayın Akıncı buna tepki gösterdi. Tıpkı Sayın Başbakan'dan beklediğimiz tepkiyi gibi. Pankartları polis çocukları alıp giderken. Ki orada böyle bir şey bile yoktu. Öyle bir şey bile yoktu. Çok daha ufak bir şeydi. Yani bu toplum bunu da ister. Onurunun incinmemesini ister. Maaşınız kaçtır? Sayın Başbakan diye sorulmamasını ister. Mesela. Bunu da şey, bir de evrensel değerlerle yerel değerleri buluşturma noktasında da Sayın Akıncı bir adım önde duruyor. Yani ve hakikaten yani bu arkadaş, bu abimiz bizden büyük. Yani siyasi yaşamın neredeyse sonuna geliyor artık. Demin yellanmış bir şarap gibi geldi en verimli son döneminde. Yani başbakan yardımcılığı yaptı, işte şey yaptı, belediye başkanlığı yaptı 3 dönem. Hiçbir hırsızlığını, hiçbir yolsuzluğunu, hiçbir tatsızlığını duydunuz mu? Hayır. Yok. Burada bir o izleyicimizin zaman mesajı var. Onu söyleyeyim. Öyle devam ediniz. Birinci bölümde de bazı cümleleriniz olmuştu bununla ilgili. Çünkü ve size diyor ki Sayın Akıncı torun bakıcı statüsüne girmiyor mu size göre? Hayır, girmiyor. Neden girsin? Yani o kadar yaşlı mı Sayın Akıncı? 65-66 civarlarında bir yaş. Sayın Eroğlu kaç yaşındadır? 82-83. Sayın Dikmeş kaç yaşındaydı? Yok ya, 82 değil. Yani daha belki fazla. 82'den de fazla. Belki de. Sayın Eroğlu. Vallahi benim maşallah iyi görünüyor. Benim parlamentoda bulunduğum dönemde en yaşlı üye olarak yönetti parlamentoyu, ben hatırlıyorum. Yani tamam, yani Allah herkese uzun ömür versin, sağlıklı. Ama yani bu yaşta biri vizyon açısından, birikim açısından bu görev için uygundur. Sayın İzcan, şimdi siz tabii parlamentonun dışında olduğunuz için sizinle daha da rahat konuşabiliyoruz bunları. İlerleyen günlerde bu konular açılacaktır mutlaka Cumhurbaşkanlığı ile ilgili. Bunları da daha çok konuşacağız ama şunu öğrenmek istiyorum ben. Yani bu zaten bundan kaçılmaz ve önümüze gelecektir bu. Ama ben burada hazır sizi bulmuşken bunu bir sormak, sizinle bunun bir sohbetini etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Derviş Eroğlu 1976'dan beri, yani 38 yıldan fazladır, evet, siyasetin içerisinde her türlü başarıyı yaşamış. Her türlü. Milletvekili seçilmiş, defalarca bakanlık mağlubiyet yapmış. Mağlubiyet de yaşamış. Geleceğim ona da. Başbakanlık yapmış. En uzun süreyle bu ülkenin başbakanı olmuş kişidir. 19 yıl sanırım. En sonunda da Cumhurbaşkanlığı ile bunu taçlandırmış. Saraya da çıkmış. Birçok başarısızlıklar yaşamış. İkinci turdan çekilmiş. Partisinin başından ayrılmış, kendi liderken partisi muhalefete düşmüş, parti içerisinde büyük sıkıntılar da yaşamış, yaşı da artık kemale ermiş ama siyasetteki bütün kademeleri en sonuna kadar yaşamış biri. Şu anda da mevcut Cumhurbaşkanımız. Hı. Neden size göre, neden bunu çok merak ediyorum ben, neden Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıp da böyle bütün siyasal partilerimizi gezerek artık aday olmayacağım, siyasetten ayrılıyorum, bugüne kadar yaptıklarımdan, yapmadıklarımdan hakkınızı helal ediniz deyip partilerimizi, sivil toplum örgütlerimizi, medyamızı gezse, bir veda turu yapsa, herkes de onu alkışlasa, plaketini verse, gayet de güzel evine uğurlasa kendisini ve siyasetten böyle çekilmek varken sizce neden, yani siz söylediğiniz o yaşı ama ben bilmiyordum o yaşlarda olduğunu, o yaşlarda hala daha bir 5 yıl daha görev isteyebilir. Sizce neden? Şimdi ben özel nedenini bilemem ama siyasetçilerin etrafında genellikle kesimler oluşur. Ve o siyasetçilerle çıkar birlikteliği olan kesimlerdir bunlar. Siyasi parti liderlikleri olur, aile çevresi olur, dost çevresi olur, partizan çevreleri olur. Yani belli bir kesimin de zorlaması olabilir. Veya bazen insanlar hırslıdır. Son dakikaya kadar Sayın Bülent Ecevit gibi, Sayın Demirel gibi, Sayın Erbakan gibi
ölüm döşeğinde bile, bu üçüncü dünya ülkelerinde daha ziyade olur. Gelişmiş ülkelerde böyle değil. Gelişmiş ülkelerde aslında bir bakarsanız Almanya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya liderler işte 45-60 bandındadır. Evet. Ama bizde öyle değil. Ve genellikle kişisel hırslar veya kişisel karizmalar da öne çıkar. Sayın Eroğlu da nedir ben bilemem. Doğru da olmaz şu anda bir şey söylemem bu konuda. Ama ben olsaydım zirvede bırakırdım. Tabii yani en doğrusu buymuş gibi. Şimdi şöyle bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir adaydır bu seçimde. Tabii yani eğer birinci turda kazanabilecek biri varsa bu seçimi Sayın Eroğlu'dur o da. Bu açık ve net. Ama bir de kaybetmek var. Bu seçimi yani bu işi bir de kaybetmek var. Acıdır yani böyle tabii. Ayrılmak siyasetten. Tabii kaybedebilirsiniz de. Sayın Hazır ben açmışken hatırlayın, o Sayın konu, İnönü de kaybettiydi. Yani bazen liderler gelir ve kaybeder. Durmasını bilmek lazım. Ben o nedenle bir de tabii bir siyasal olarak farklıyız Sayın Eroğlu'ndan. Savunduklarından, evet, dünya görüşünden. Çok farklı. Çok farklıyız. O yüzden desteklemiyoruz kendisini. Ben hiçbir surette birinci turdan bu yarışın biteceğine de inanmıyorum. Peki onun analizini de yapalım. Öyle bitirelim. Cumhurbaşkanlığı güçlü konusunda. Güçlü 3 aday var. Ne görüyorsunuz? Güçlü 3 aday var bu yarışta. Kimlerdir bunlar? Sayın Cumhurbaşkanı güçlü bir adaydır. Sayın Akıncı güçlü bir adaydır. Sibel Hanım da güçlü bir adaydır. Özersay? Sayın Özersay bu yarışta yani bizim benim arzu görsün bu aşamada yoktur. Çünkü arkasında belli bir kesimin desteği yoktur, finansal desteği yoktur. Bir de o şeyi, o güveni, o şeyi vermiyor. Alternatif bir siyaseti de yoktur. Yani ben sadece temizim demekle, onlar hırsızdır demekle siyaset yapılmaz. Bir de şu konu var, Sayın Özersay için söylemiyorum bunu sadece. Ortada gezen çok boş oylar vardır. Çok. Bunu belediye seçimlerinde de gördük gayet net. Bu oylar sizce bir adayda toplanabilir mi? Genelde şu oluyor seçimlerde Mustafa Bey. Son rounda girildiğinde kim kazanacağı bakıyor toplum bir kısmı. Hı-hı. Yani ben bakmam örneğin ideolojik olarak duru sevgileyen belli bir kesim var. Bilinçli bir kesim var. Onlar kendi özgür iradelerine göre hareket ederler. Ama bir de yüzer gezer oylar var ki onlar biraz da kim kazanabilire bakarlar ve bu mesela bu Lefkoşa seçimlerinde biz bunu gördük. Evet. Çok net gördük. Çok onu. Net gördük. Şimdi şu anda şunu size söyleyebilirim ki bu mevcut 3 aday içerisinden fersah önde olan ve iyi bir çıkış yapan ve kazanma ihtimali en yüksek aday olarak ben Sayın Akıncı'yı görürüm. Bu seçim 2 turlu olacak onu size söyleyeyim. Kesin gibi görünüyor. Kesin iki turludur. Mümkün değil. Tabii bir daha 4,5 ay var. Hiç belli olmaz bu işler bizde ama onu da söyleyeyim. Ama iki turlu %51'i 50'yi geçmesi mümkün. Çok zor bir adayın. İki turludur. Muhtemelen de benim tahminim, gözlemlediğim odur ki Sayın Akıncı ile Sayın Eroğlu muhtemelen ikinci tura kalır diye düşünüyorum. Görüntü aman, odur. Aman Allah'ım. CTP ne yapar o zaman? Ne yaptıysa Lefkoşa'da, ne yaptıysa Mausa'da, ne yaptıysa Girne'de onu yapacak. Cumhuriyetçi Türk Partisi şu anda hükümettedir. Narinciyeci kapıdaydı. Özkan Bey gelen ayın 28'ine dedi, tarih verdi. Bu arada Hayvancı kapıdaydı. Gelen ayın bilmem kaçına dedi, tarih verdi. Eğer hükümetteki başarısızlığınız, başarısızsanız ki başarısızdırlar, bu tabii bedeli ki seçimleri, bedeli var tabii. Ve bunun bedelini daha evvel ödediler zaten. %13'lere kadar düştü oylar geçmişte, hatırlayın. Eski bir CTP'lisiniz siz değil mi? Şimdi bakınız tabii ben bunu hiç inkar etmedim. Ben bizim gençlik dönemimizde bir CTP vardı solda bir de TKP vardı. Ben öğrenci hareketinin içinde yer aldım İngiltere'de öğrenciyken. O günden sonra 18'den 17'den sonra öğrenci hareketi liderlerindendim. Ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bütün Kıbrıs'a döndükten sonra da mezun olduktan sonra da Ocak Başkanı, Bucak Başkanı, ilçe yöneticisi, parti meclisi üyesi, merkez yönetim kurulu üyesi. Bütün bu görevleri genç yaşımda bulundum. Neden sordum size bunu? Bulundum. Çünkü çok tartışıldı Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adayı. Size göre Sayın Sibel Sibel doğru bir aday mı? Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı olarak bu bir. İkincisi de Sayın Talat aday olmalı mıydı? Şimdi Cumhuriyetçi Türk Partisi yönetimi, arkadaşlar bizim dostlarımız, eski arkadaşlarımız.
şöyle bir değerlendirme yaptı. Ben bu seçimi ve içimdeki bu kırgınlıkları şu anda dört gruba ayrılmış durumdadırlar ve ciddi sıkıntı yaşıyorlar kendi içlerinde. Zaten yerel seçimleri kaybetmelerinin en büyük nedenlerinden biri de budur. Sorunları da devam ediyor. Biz bu sorunlara bulaşmayan, aslında CTP'li olmayan, geçmiş dönemde DP kuruculuğu yapan, eşi Ulusal Birlik Partisi'den aday adayı olan, o kesimi iş çevrelerinden de gelen ve kişisel sempatik bir temiz duruşu olan bir bayanı göstereyim diye bence doğru bir tercih yaptılar kendi açılarına Sizce göre. Sizce doğru bir tercih. Kendilerine göre. Çünkü parti kokan, partinin içinden gelen adaylar parti icraatlarıyla daha da özdeşleşir ve savunacak, övünecek bir şeyleri yok. Ama bu başlı başına yetmiyor. Sibel Hanım iyi bir insandır. Benim çok sevgilim bir dostumuzdur. Ama bu işe uygun biri değil. Peki bu arada sevgili yönetmenim Mehmet Karagözlü bilgileri gönderdi bize. Sayın Eroğlu 1938 doğumlu, 76 yaşındaymış. Sayın Akıncı 38. da 1947 doğumlu, 67 yaşındaymış. 36 doğumludur dedin. 38 doğumludur. 38. 76 yaşındaymış. 76. Sayın Akıncı da 47 doğumlu. 80 civarı. 67 yaşındaymış. Siz 82-83 deyince ben de şaşırdım aslında. Ben öyle düşündüm. Yani öyle biliyorum. Peki. Sayın Eroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı süresince ilgili olarak iç siyaset, mi siyasete hiç girmeden. Tabii şunu da söyleyeyim ama yani insanların yaşlarını biz yani burada konu yapmıyoruz. Siz söylediniz. Gidip tamam, torun bakması gereken insanlar deyince bu mesajlar tamam da geldi. Tamam ama bir yaştan sonra herkes bizim gitsin torununa tamam. da baksın. Onun evine üzerine, de baksın. Onun üzerine ama yoksa biz bu... yani incinmek için birini söylemedik. Hayır zaten ekran öyle bir şeydir ki izleyici ve izleyenler anlar onu yani dalga yani siyaseten, için mi söylen yoksa. Siyaseten artık lüzum torun baksın emekli olsunlar. Yani 80'den sonra 76, 78, 5 senedir Cumhurbaşkanı, 4 senedir 80'den sonra olmaz bu iş. Peki. Ben söylemeye çalıştım. Sayın Cumhurbaşkanımızın iç siyasetle ilgili kısmını tamamen ayırarak söylüyorum. Kıbrıs konusunda eleştirebileceğiniz ne önleri vardır Cumhurbaşkanlığı süresince? Sayın Cumhurbaşkanı Eroğlu. Yani ne yapmalıydı size göre ve yapmadı? Bir kere şunu yaptı. Gitti görüşmelere. Ondan evvel Sayın Talat'la, Sayın Hristofyans'ın ve Sayın Anastasiyadis'in kabul ettiği birçok şeyi reddetti. Ne reddetti mesela? Çaprazoy'u reddetti. Öyle mi? Çaprazoy'la beraber Cumhurbaşkanlığının rotasyon olmasını, yani bir Kıbrıslı Türk'ün de Cumhurbaşkanı olması reddedilmiş oldu. Bir aile görüş birlikleri vardı. Onlar da yapıcı davranmadı. Dolayısıyla burada devamlı iç politikaya oynadı. UPP'liyle övündü. Kıbrıs sorunu UPP'nin değerleri üstünden çözülecek demeye kadar gitti. Bu benim politikalarda göre. Ve uluslararası hukukun anladığı dilden uluslararası destek sağlamaya uygun bir siyaset izlemedi. İzleyemedi. Ve bir açılım yapabilecek cesareti de göstermedi. Ne güven yaratıcı önlemlerde, ne Maraş konusunda, ne de Kıbrıs sorununun Birleşik Federal bir Kıbrıs temelinde çözümü noktasında istekli olduğunu göstermedi. Tam tersini her bulduğu fırsatta da iki devletli yapıyı, konfederal bir çözümü, ayrılıkçı yapıyı destekleyen bir tavır izledi. Bu aslında onun politikasıdır. Yani inandıklarıdır. Ben ona saygı duyuyorum. Ama o politika Kıbrıs Türk'üne bir şey kazandırmaz. Kazandırmadı da. Peki. Onun orada olması ve bu politikaları savunması Rum tarafını güçlendirir. Yani işine yarar. Çünkü Sayın Anastasiadis de bunları gerekçe göstererek bakınız o da ayak sürüyor. Ve hiçbir konuda ciddi hiçbir ilerleme sağlanmadı bu 4 yıllık süre içerisinde. O kadar birçok Birleşik Kıbrıs'ı savunuyorsunuz ki kurduğunuz partinin adını bile Birleşik Kıbrıs koydunuz. Evet koyduk. Başkanısınız şu anda. Evet. En az sizin kadar savunan, en az ama en az sizin kadar savunan bir de Birleşik Kıbrıs Partisi başkanını Rum tarafından getirelim. Müzakere masasına koyalım. Evet. Çözer misiniz bu işi? Bakınız Mustafa Bey. Kıbrıs sorunu uluslararası bir sorundur. Sadece Kıbrıslı Türklerle, sadece Kıbrıslı Rumların sorunu değildir. Kıbrıslı Türk liderliğiyle Kıbrıslı Rum liderliği yalnız başlarına her şeyi çözebilecek güce sahip değildir.
Ama eğer ikisi işbirliği yaparsa bu sorunun çözümü yönünde ciddi adımlar atarlar ve uluslararası kamuoyunda desteğini alırlar. Türk ve Yunan hükümetlerinin de etkilerler. Ben şimdi ve örneğin bu petrol ve doğalgaz meselesinde de olabileceği gibi. Yani ben üstüme düşeni bizim gibi düşünen bir Rum liderliğiyle daha iyi yaparım. Tabii ki son sözü söyleyecek olan halkımızdır. Garantörlük sistemi vardır, başka uluslararası boyutları vardır. Bunlar hep görüşülecektir. Ama bizim gibi insanların masada olması Kıbrıs sorununun çözümüne katkı yapar, engel teşkil etmez. Şunu öğrenmek istiyorum. %100 hiçbir şeyin garantisi yoktur. Yani bakın, biz çözerek söyleyeyim. Diyemiyorsunuz bunu. Biz çözmek için elimizden geleni yaparız diyorum. Bunu herkes söyler zaten. Ama yani bunu herkes söyler. Tamam ama şimdi sadece bana ve Kıbrıslı bir Rum'a bağlı değildir. İşte o kısmına ineceğim. Bir, müsaade edin. Garantör ülkelerin müdahil oldukları konuları çıkarırsak eğer. Evet. Çünkü biliyorsunuz siz anlaşabildiğiniz yerlerde anlaşın. En son geliniz işte konferansa garantör ülkelerin de olduğu veya belki AB'nin de BM'nin de olduğu bir masada konuşalım kısmı var. Örneğin oturduğunuz sizin Rum yoldaşınla, o da Rum'un Birleşik Kıbrıs Partisi Başkanı. Mülkiyette ne yaparsınız örneğin? Ne dersiniz mülkiyette? Adam size diyecek ki bizimdir Rumalılar. Siz ne diyeceksiniz ona? Şimdi bakınız. Biz uluslararası hukuk içinde mi yaşıyoruz? Şu anda hayır. Şu anda hayır ama girmeyi hedefliyoruz. Evet. Bir de yerel müzakere hukuk. Amacı o. Çözüldüğü zaman Kıbrıs sorunu uluslararası hukuka ters düşmemelidir değil mi? Demek ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi oradadır. Hukuk kuralları oradadır. Bir de fiili durum vardır. Mülkiyet hakkını herhangi bir insanın ister Rum olsun ister Türk olsun inkar edebilir miyiz? Biz edemeyiz. Demek ki mülkiyet meselesinde insanların önce mülkiyet hakkını tanıyacaksınız. Yani siz ondan sonraki önce Rum'a soracak malını ister mi istemez mi? Ben onu demedim. Ben dedim ki 1974 öncesi malı kimin ise uluslararası hukuka göre onundur. Onun olmasaydı biz bu Aresti davasını kaybetmezdik, Loycudu davasını kaybetmezdik, bu paraları ödemezdik ceza. Çünkü bu tescil edilmiştir. Hı hı. İkinci adımımız ne olur? Peki doğrudur, bu malın sahipleri bizleriz, sizlersiniz bizleriz. Peki ama bu sorunu siyaseten de çözmemiz lazım. Bu hukuka ters düşmeden. O zaman alternatif formülleri yaratırız. Yani takas da bunların parçasıdır, tazminat da parçasıdır, iade de parçasıdır. Yani böyle bir siyasal formülasyonla bu sorunun çözülmesi ve bunu da iki tarafın kabul etmesi lazım. Şimdi bu söyleyeceğime biraz kızabilirsiniz belki ama ben kızmam. Gerçek olan budur. Bakın çok iddialı söylüyorum size bunu. Bu koltuğa Sayın Zorlu Töre'ye oturdayım. Bu soruyu sorayım, bu cevabı verir bana. O da. Yani bakın, gerekli alternatifleri ürediriz. Bu işin tazminatı vardır, peki, takası vardır, gereğini yaparız. Hayır, yani şunu söylemeye çalışırım. Öyle dışarıdan yani söylenildiği gibi işte bunlar yapmaz, Erol yapmaz, Tarat Gelli yapamaz. Değil yani bu işler basit işler değil öyle çok. Basittir demedim. Hayır yani tamam bir zorlayıcı bir baskı zorlu, oluştu. Zorlu Töre de burada otursaydı benim söylediğimi asla söylemezdi. Zorlu Töre şunu söylerdi size dinliyorsa bizi gülümseyerek şimdi. Evet. Ganla alınan kalemle verilemez. Biz aldık savaş yoluyla alınan bizimdir derdi. Kıbrıs sorunu da fiiliyeten yoktur derdi eskiden söylenildiği gibi. O politikadan geldik bu politikaya. Bizim söylediğimiz mülkiyet hakkı en büyük, en temel haktır kapitalist yapı içerisinde. Hı hı. Mal kimin ise onundur şu an uluslararası hukuka göre. Evet. Biz karşı toplumda müzakere edeceğiz. Bizim insanlarımızın da güneyde dünya kadar malı vardır. Orada hala daha sen biliyor musun Mustafa Bey ki 5 milyar eşdeğer puanı vardır karşılıksız. Biliyorum. Ve %25'i Güney Kıbrıs'tan gelen Kıbrıslı Türk göçmenler hiçbir şey almamıştır. E şimdi nasıl olacak bu iş? Tutanın yanında mı kalsın? Yeğenin yanında mı kalsın? Onda BAFTA yeğenin yanında kalsın. Bunda da Girne'de alanın yanında kalsın. Hayır kalmasın. Bu iş masaya yatacak. Malları insanların mallarıdır. Ya herkes ya malını vereceksiniz insana ya parasını vereceksiniz. Ya bunun karşılığında bizim güneyde bıraktığımız mallarla değiş tokuş yapacaksınız. Bunu da hukuka uyduracaksınız. Eğer biz siyasi hukuka uyduracağız. Bunu kabul edersek bu uluslararası hukuk ve AB de bunu kabul eder. Ama şu politika
Kan döktük, aldık, bizimdir. Çekelim bir cızgı, kenarından verelim, gerisi benimdir. Ben de dağıttım, bu iş bitti, sıfır çözüm. Bir zaman Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Eroğlu bunu çok söylerdi. Bu bitmiştir, bu dava kapanmıştır, böyle bir politika olamaz. Vallahi ben Sayın Rahmetli Kurucu Cumhurbaşkanı Dektaş'ın ağzından duydum bunu. Sayın Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın rahmetlinin ağzından duydum bunu. Ben hiçbir zaman toprak verilmeyecek diye bir şey söylemedim dedi. Toprak verilmeyi kabul etti Sayın eski Cumhurbaşkanı. %10 ama yani o bile kabul etti bunu. Tabii kabul etti. Bakın söylediğim o değil. %29 artıyı Sayın Cumhurbaşkanı da kabul etmişti. Evet. Ama mülkiyet meselesi o değil. O 29 bizim siyasi idari sınırlarımızdır. Biz bu 29'da Kıbrıs Türk Federe Devleti olarak idare edeceğiz. Mülkiyet içindeki malın, mal sahibinin koçanı farklı bir şeydir. Mülkiyet hakkı farklı bir şeydir. Ben de diyorum size o 29'un içinde veya güneyde Sayın mülkiyet hakkı olarak buna bir madde koymuştu. Hayır, anlam siz planı. Konuları karıştırdınız. Siz karıştırdınız. Siz dediğiniz için bana Ganna alındı, masala verilemez. Dediniz ya siz az önce. Öyle bir siyaset vardı dediniz ya. Tamam, sınırdan. Ben de toprağı söylüyorum size. Tamam, bu politikayı mülkiyet ayrı, toprak ayrı. Bakınız tabii iki farklı konudur. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanı %29'a ve cızgı çekelim, onda bir buzda. Bu siyaseti izlemiştir. Bu değildir söylediğim. Ana planında da bu değildi. 3'te birini geçmeyecek şekilde mülkiyetin de burada el değiştirebileceği vardı. Peki. Dolayısıyla şunu bilmemiz lazım Mustafa. Toparlayalım bu bizim konuda. Bulacağımız siyasi çözüm Avrupa uluslararası mahkemelerden geri dönmemelidir. Uluslararası hukuk ve siyasal hukuk, siyasal çözüm birbirini tamamlamalıdır ve temel hak ve özgürlüklere aykırı olmamalıdır. Savaş oldu diye kapanın yanına kalmamalıdır ve mağdur olan insanlar hem Güney Kıbrıs'ta vardır hem Kuzey Kıbrıs'ta vardır. Bunları dikkate alacak bir açılım geliştirmek zorundayız. En zor bölümdür bu sorduğunuz. Ve kimi isterseniz bu koltuğa oturdun, size bu işi bir gece burada çözemez. Güzel. Çünkü karşınızdaki... Bunu duymak da güzel. Çünkü karşı toplumla da bu işlerin hep konuşulması lazım ve kendi toplumumuzu da ikna etmeniz lazım. Çünkü bulunacak çözümden bazı insanların da biraz parmağı yanacak, canı yanacak. Yani hep istediğimiz gibi olmayacak. Peki. Rumların da istediği gibi olmayacak. Ama maharet, bitiriyorum biliyorum. Siyasette... Yok, programı bitirmiyorum. Bu konuyu bitirmek tamam, istiyorum artık. Bu konuyu bitirelim. Mümkün olanı yaratmaktır. Tamam. Siyaset. 2-3 tane mesajımız var. Onları okuyayım size Sayın İzcan. Çünkü bir tanesi çok güzel, beğendim onu. Bir izleyicimiz demiş ki Sayın Eroğlu yaşlı da Sayın Akıncı çok mu genç? Oyumuz genç neslin temsilcisi Özersay'a. Özersaycılar hemen harekete geçti buradan. Maşallah hocam, derin devleti kurmuşsun ama anlayamadık demiş size. Sibel ablaya mı vereceksin yoksa Akıncı abiye mi? Halbuki konuştuk onu. Derin devleti nasıl kurmuşuz? Anlamadım. Biz derin devletçi değiliz ki. Hayır, yani demek istediği herhalde ki örgütsel bazda. Belli ki samimi bir mesaj göndermiş burada. Derin devlet yok. Yani ama Sayın Akıncı'yı destekleyeceğini belirtti. Sayın Akıncı'yı neden destekleyeceğini, neden destekleyeceğini de belirttik. Farkını da söyledik. Son mesaj da bu. Güzel mesaj bu. İyi yayınlar, rica etsem Sayın İzcan'a sorar mısınız? İkinci tura kalırlarsa Sibel Hanım ve Eroğlu parti olarak ikinci turda kime destek verirler demiş. Bakınız, tabii ki bu partimiz bağlamaz benim söyleyeceğim için. Çünkü böyle bir parti kararımız henüz alınmış değil. Evet. Ama şunu ben söylemek isterim ki biz yaşamımız boyunca sağla, sağcılarla, statükocularla hiç işbirliği yapmadık. Hiç de destek olmadık. Böyle bir durum olursa eminim ki kendi partimde, ben de kendi adıma da söyleyebilirim. Tabii ki eğer böyle bir şey olursa, ki ben olacağını sanmıyorum ama olduğunu farz edelim, Sayın Sibel Hanım'ı evet, yani Eroğlu'nun karşısında destekleriz. Sayın Sibel Hanım'ın da DEP'nin kurucularından olduğu evet. Ve sağ tandanslı biri olduğu konuşuluyor. Ama siyaset öyle bir şeydir ki önümüzdeki iki adaydan birini tercih etmek zorundasınız. Tabii, mutlaka. Üçüncüsü yoktur. Peki, son konumuz Sayın İzcan. Gelelim dün Akel ile gerçekleştirilmiş olduğunuz evet. Ziyarete. O ziyaretin detaylarını alacağım ama şunu sorayım önce. Onlar da sizi bu tarafa ziyarete gelir mi? Tabii. Yani Akel de bu tarafa gelir, tabii, Birleşik tabii. Kıbrıs Partisi'ni ziyaret eder. Birincisi buydu. İkincisi de bizim başbakanımızın
Yani CTP Genel Başkanı Sayın Özkan Yorgancıoğlu'nun değil. Evet. Bizim başbakanımızın bu tür ziyaretlerde bulunmasını ve kendi mevkisini tanımayan siyasal parti yetkilileriyle Rum tarafında görüşmesini nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Güney Kıbrıs'tan gelenler de cumhurbaşkanı olarak gelmiyorlar. Siyasi parti lideri olarak gelirler. Buradan giden... Ben hiç görmedim. Nereye geldi Anastasiya Elis bizim partileri ziyarete buraya? Hayır, cumhurbaşkanı seçildikten sonra gelmedi. Ama seçilmeden evvel... İşte ben de onu diyorum zaten. Seçilmeden evvel geldi. Tamam, genel başkan olarak değil, başbakan olmuştur Sayın Özkan Yorgancıoğlu artık. Başbakanımızdır, evet. Bizim ülkemizin. Evet, doğru. Başbakan olarak, yani bu mevkiyle, bu sıfatla Rum tarafında siyasal parti ziyaretleri yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz diyorum. Bakınız, ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Ziyaretler, iki taraf arasındaki ziyaretler, iki devlet arasındaki, iki devlet başkanı, hükümet başkanı arasındaki ziyaret formatında değildir. Bunu kabul etmiyor. Kim kabul etmiyor? Önce Rum tarafı kabul etmiyor. Seni ayrı bir devlet. Sen de buradaki siyasi yapı da onu sadece bizi de temsil eden Kıbrıs Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olarak kabul etmiyor. Dolayısıyla bütün ziyaretler bugüne kadar partiler arasında, parti liderlikleri arasında yapıldı. Parti lideri olarak Sayın Özkan Yorgancıoğlu gidiyor, görüşüyor. Bunun bir yanlışı yoktu. Başbakan olarak olsa bile... Başbakan olarak, başbakandır ama orada başbakan olarak onu kabul etmiyorlar. O da onları kabul etmiyor herhalde. Yani şimdi o düzeyde o görüşmeler gidip başbakan olarak, parti başkanı olarak Cumhurbaşkanı sarayında ziyaret etmedi ki Özkan Bey. Peki, neler çıktı AKEL'le gerçekleştirmiş olduğunuz görüşmede? Şimdi bakınız, bir şu çıktı. Kıbrıs sorununun çözüm görüşmelerinin acilen başlaması lazım. Ve temel sorun da buradadır. İki, bunun olabilmesi için bu bölgedeki gerginliğin son bulması lazım. Bölgedeki gerginliğin son bulması için de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye gönderdiği savaş gemilerini bölgeden çekmesi lazım. Biz bunu oraya gitmeden de defalarca açıkladık. Evet, yani silah namlunun ucunda görüşme olmaz. Gerginlik ortamında görüşseniz de bir şey çıkmaz. Üç, ne zaman, üçüncü madde, ne zaman gerginlik siyaseti Kıbrıs'ta izlendi ise bundan devamlı surette Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıs Rumlar zarar görmüştür. Dört, Birleşik Federal bir Kıbrıs'a ve köklü çözüme ulaşmak için iki partinin, tabii onlar herhalde başkalarıyla da görüşecekler, biz de görüşürüz. Ama biz iki parti olarak görüştüğümüz için iki partinin işbirliği yapması şarttır. Ve bu çerçevede de dört kişilik genel sekreterimiz, dış ilişkiler sekreterimiz, onların da işte top iki arkadaşı, yöneticisini görevlendirdik. Hem görüşmelerdeki gelinen noktada neler görüşülüyor onları bir beraber gözden geçirelim. Hem de bu gaz işini beraber masaya yatıralım. Şöyle bir çıkmaz içindeyiz. Ben onu gördüm. Çünkü AKEL de şu noktadadır. Onlar da Kıbrıs sorunu çözülmeden bu petrol ve doğalgaz hikayesini bizimle paylaşmayı kabul etmiyorlar. Diyorlar ki hayır, yani siz hem Kuzey'i kontrol edeceksiniz. Hem de şimdi biz petrol doğalgaz buluyoruz. Çözüm olmadan buna da ortak girmek istersiniz. De ki biz kabul ettik ortaklığı diyorlar. Onların söylediğini söylüyorum. O zaman bu petrol ve doğalgazın Kıbrıs sorununun çözülmesi yönündeki motivasyonunu tamamen ortadan kaldıracağız. Yani siz ona da ortak olduktan sonra sorunu ne çözsün Türkiye veya siz? O da, onlar da o açıdan bakıyor. Çok da haksız değil. Biz de şöyle diyoruz. Peki ama bu iş nereye varacak? Siz diyorsunuz ki sorun çözülsün, sonra size payınızı veririz. O tarafta mallar satılır, kamulaştırma yapılır, sorun çözülsün, sonra malınızı veririz. Bu taraftakiler, efendiler de diyor ki, parlamentoda bulunan hepsi de, TDP hariç, hakkını yemeyin. Güven yaratıcı önlemler ve Maraş, sorun çözülsün de Maraş'ı verelim. Türkiye de diyor ki, bana Doğu Akdeniz'i kapatamazsınız, asla buna müsaade etmem. O zaman bizim başımız belada hep beraber. Demek ki bir tarih, sorun ne zaman çözülecek dedim, onu da sordum. Ucu ne zaman, ucu nerede bunun? Yok. Kapalı kapılar ardında bunları tartıştık. Belli noktalarda da anlaşmadık.
Ama belli anlaştığımız noktalar. Yani bir şey söyleyebildiler mi size bunun için? Bu sorduğunuz soruya karşılık? Kendi argümanlarını tabii ki söylediler. Şöyle söylediler mesela. Ben dediğim zaman tamam bunun tarihi yok. Evet. Ucu açık. Ne vakit bitecek bu görüşmeler? Peki dediler. Siz şunu mu söylüyorsunuz? O zaman tarih koydum. O tarihe geldik çözülmedi ne olacak? Amerika bize İngiltere, Türkiye dayatsın istediğini. Ha, dedi ki bu şekilde çözüm olmaz. O zaman oturalım bunları hep tartışalım. Çünkü yani sorunun hepsimiz diyor ki sorun çözülsün Maraş'ı alalım. Sorun çözülsün Gazze alalım. Sorun çözülsün ortaklık kuralım. Sorunu kim çözecek? Gelin dedim ki ben öneri de yaptık. Gelin aynı anda paralel bir süreç yaşayalım. Yani güven yaratıcı önlemler süreci ve Maraş konusu masaya yatsın. Açılması yönünde adımlar atılsın. Bu gaz konusunda Türkiye'ye güvence verin dedim. Talep ettim bunu. Peki. Yani nasıl güvence verin bu önemlidir. Alalım deyin bunları ki, bitirelim. Deyin ki biz petrol boru hattının Türkiye'den geçmesini, Yunanistan üstünden geçmesini kabul ediyoruz. Vazgeçin dedim Mısır'la uğraşmaktan, İsrail'le uğraşmaktan. Siz bu eğer bu bütün bu ekonomik nimetleri alıp Mısır'a, İtalya'ya, İsrail'e, Lübnan'a verecekseniz Türkiye bundan rahatsız olacak, öfkelenecek, huylanacak. Biz de dışında kalacak, nasıl çözecek sorunu? Dolayısıyla bir masa kurduk. Şimdi bu masada bunları jimnastik yapacak. Menfaatı güzel, ve çıkarı, güzel. Menfaatı ve çıkarı her iki toplumun beraber ve paralel gelişmelerin ve görüşmelerin yaşamasıdır. Ama sorunun çözümünü de ötelemeden, zaten bu gaz yarın çıkacak değil, daha 3-5 sene sonra çıkar. Bu süre içinde bu sorunu çözmek ve bu doğal gazı Türkiye üstünden, Yunanistan üstünden ihraç etmek, onlar da payını alacaksa alsın. Biz de bu doğal gazın hep beraber Kıbrıslılar sahibi olalım. Zaten bu konuda hem Sayın Talat Kristofyans da hem Sayın Eroğlu da kabul etti bunu. Anastasiadis'te federal cumhuriyetindir doğal kaynaklar. Bunu da adil biçimde bölüşelim. Bunun formülasyonunu bulursak en büyük iyiliği yapacağız. Hem Kıbrıslı Türklere hem Türkiye halkına hem şey bulamazsak savaş dahil ve sadece bu bizimle Rumlar arasında değil İsrail'le, Mısır'la, tabii, tabii. Türkiye ile, Yunanistan'la iş büyük işte. Da uluslararası bir konfliktin, bir çatışmanın içine çekiliriz. Ve bunun bedelini çok ağır öderiz. Bunu herkesin böyle algılamasını istiyorum. Allah korusun diyelim. Bu tür çalışmalarda her zaman desteklediğimizi bir kez daha belirtelim. Doğru budur. Yani, doğru budur. Yani arayacağı yol bulacağı. Çalışmak, bizim çabalamak, en azından bir şeyler yapmak her zaman ve iyidir. Mustafa bak, samimi söylüyorum sana. BKP'nin görevi de budur. İç politikada işbirlikleri arar. Kendi arasında seçimlerde de aynı. Yerel politikalarda aynı. Dış politikada da karşı toplumla ve Türkiye'deki belli siyasal güçlerle veya dünyadaki güçlerle de işbirliği yapıp köprü görevini görmeye çalışırız. Peki. Çünkü esas sorun oradadır. O sorun çözülmediği sürece biz bunda, o onda satıldı, bu bunda satıldı, para yoğdu, varıdı, elektrik kabloyla geldiydi, gelmediydi, ihale işsiz olduydu, olduydu. Bunlarla uğraşacağız ki ve tükeneceğiz. Allah korusun. Çok teşekkür ederim Sayın İzcan. İnşallah kendiniz. Allah korur. Ama biz kendi kendimizi koruyalım. Sonra Allah bizi korusun. Öyle sonuncu paragrafta söylediğiniz kadar da ümitsiz değilim yani ben. Öyle o kadar da değil yani bu işler. Yani öyle savaşlar, tükenmeler, onlar bunlar, o kadar da bastırmayın yani ben kendimizi. Onu gerginlik siyasetinin ulaşabileceği en son nokta olarak tamam. Söyleyeyim. Daha oralarda değiliz yani. Ama bir şey daha söyleyeyim size. Bunun üstüne önemlidir. Sayın Davutoğlu ile Sayın Samaras'ın Yunanistan'da yaptığı zirvede bir yumuşama çıktı. Ve Sayın Samaras açık biçimde dedi ki görüşmeler çok yakında başlayacaktır. Sayın Davutoğlu da bu Türkiye-Yunanistan boru hattını önerdi. Bu süreç başlayacaktır. Ben de buna inanıyorum. Bu görüşmeler böyle kalamaz. Bizimle bu görüşmelerin başlamasının ve başarılı olması için elimizden geleni yapmamız lazımdır. Aklımız peki. Varsa bu şekilde davranırız. Bu şekilde davranmak hepimizin menfaatinadır. Çok teşekkür ederim Sayın İzcan. Ben teşekkür ederim. Gelip çok katılıp, güzel bir program yaptık. Sağ olun. Katkı koyduğunuz için çok sağ olun. Sevgili güzel. İzleyiciler, Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı Sayın İzzet İzcan ile birlikteydik. Bu akşam
her tele dokunduk, selden başladık, transferlere geldik, meclis dedik, yasalar dedik, muhalefet dedik, Kıbrıs konusu, Cumhurbaşkanlığı, her şeyi konuşmaya çalıştık ve yine bir er meydanının sonuna geldik. Bir diğer randevumuz gelecek hafta Salı günü. Ancak bu arada şunu da söylemek istiyorum. Yarın sabahleyin saat 8.30'da Az TV'de sevgili Emin Akkor'un konuğu olacağım gündemi değerlendirmek üzere. Bir baktım kimleri çağırmış. Daha önce Sayın Talat gitmiş, Sayın Akıncı gitmiş, konuğu olmuş. Sağ olsun biz de çağırdı. Yarın sabahleyin orada konuk olacağız. Zor olacak biraz sabah ama ülke için bir şeyler söylemek için kalkıp oraya gidip dilimizin döndüğünce gündemi yorumlamaya çalışacağız. Sabah 8.30'da Az TV'de diyelim. Gelecek hafta Salı akşamı da her zamanki yerimizde Er Meydanı'nda Genç TV'de saat 8.30'da görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.